24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Ayhan Güler. Hoş geldiniz değerli tarih severler. Bu hafta yine an ve zamanda köklerimize ineceğiz ve tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş hikayeleri gün yüzüne çıkaracağız. Türkistan'ın tarihini konuşacağız bu akşam. Köklerden günümüze yolculuk yapacağız bu hafta. Türkistan zengin kültürel ve tarihi mirasıyla önemli bir bölge. Bu programda an ve zamanda köklü geçmişimizden günümüze uzanan önemli dönemleri ele alacağımız bir tarihi yolculuğa çıkıyoruz. Ve bu bölgenin, Türkistan, Kafkasya bölgesinin gizemli dünyasına adım atıyoruz. Binlerce yıl boyunca medeniyetlerin kucaklaştığı bu topraklarda tarih ve kültürlerin izlerini sürerek unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Biz de tarihin tozlu sayfalarındaki hikayeleri gün yüzüne çıkarmak ve Türkistan'ın kıymetli mirasını keşfetmek için sizleri, siz değerli tarih severleri ekran başına bekliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Elbette etiketimiz tarih demek. Twitter üzerinden tarih demek etiketine yazarsanız hocalarıma kıymetli yorumlarınızı ve sorularınızı yönlendirmiş olacağım. İki kıymetli konuğum var. Hemen tanıştırmak istiyorum. Size Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, bizim kıymetlimiz, çok sevdiğimiz Profesör Doktor Okan Yeşilot hocamız bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Kıymetli programa kıymet verdiniz, değer verdiniz, şeref verdiniz. Teşekkür şeref ediyoruz. Şeref bulduk efendim. Sağ olun efendim. Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Murat Özkan hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Şeref verdiniz programımıza katılarak. Elbette kitaplarımız var. Burada müthiş bir hazine var. Önce ben kitaplarımızı göstererek başlamak istiyorum. Profesör Doktor Okan Yeşilot hocamın bir projesi. Evet, idi. İstanbul'daki Türkistan Tekkeleri evet, kitabımız. Bir komisyon tarafından kaleme alındı. 2 yıl sürdü. Resimlerini Banu Hanım çekmişti. Arşiv kısımlarını öğrenci arkadaşlarla beraber Yüksel Hoca'yla birlikte hazırladığımız bir projeydi. Yüksel Çelik Hoca'yla İstanbul'daki Türkistan Tekkelerinden seçtiklerimizin bütün yönleriyle ele aldık. Atayurt'tan Anayurt'a bir manevi köprüler hikayesini anlatmış olduk bu kitapta. İbrahim Kalın Beyefendi'nin desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın ön sözüyle ön sözü güzel var, bir değil mi? Kitap Cumhurbaş. Olmuş oldu evet. Efendim. Çok güzel bir eser, çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür bütün ederim. Yazarlara, bütün katkı sağlayanlara teşekkürler. Size sağ de hocam. Sağ olun. Ve Murat Özkan hocamın, Doçent Doktor Murat Özkan hocamın kitaplarını hemen size tanıtmak istiyorum. Buhara Hanlığı ve Hive Hanlığı kitaplarımız ve bu bir seri zannediyorum hocam. Sibir Hanlığı kronikleri 1, 2 ve 3. Evet 3 tane kronik var. Yesipol evet, kroniği, Stradonov kroniği ve Remezov kroniği. Evet. Buradan göstermiş olayım bu üç kitabımızı da. İstanbul Seyahatnamesi 19. yüzyılda Rus seyyahlarla Osmanlı topraklarına yolculuk kitaplarınızdan. Evet orada 7 tane seyyah var. Evet. Rus seyyah. Türkistan'ın keşif çağı Rus seyyah Brunashev'in gözünden Buhara'yı anlattığınız bu kitabımız da kıymetli kitabımız. Bol bol konuşacağız bu akşam ve Doçent Doktor Murat Özkan hocamın Türkistan'ın İşgal Çağı kitabı, bizlerle Türkistan'ın işgalindeki kilit isimi anlattığı kitabı kıymetli eserleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem bizlere armağan ettiniz hem de literatüre kattığınız için teşekkürler. Sayın hocalarım hemen başlayalım. Vaktimiz kısıtlı, konumuz geniş. Evet. Gerçekten çalışırken çok zorlandığım bir konu oldu bu sefer. Karışık bir konu çünkü. Evet. Ben de bu akşam tarih severlerle birlikte daha iyi anlamaya çalışacağım. Sizden öğreneceğim. Şimdi Türkistan ve coğrafyası pek çok Büyük Türk devletlerinin, imparatorlukların doğduğu bir coğrafya. İşte Göktürkler, Karahanlılar, Gazniler gibi imparatorluklar bu topraklarda yükseliyor. Türk tarihine damga vuruyor. Öncelikle sizden başlayalım rica tabii. edeceğim. Türkistan'ın tarihine genel bir bakış atalım mı? Hangi dönemlerde önemli roller oynadı? Önce genel bir giriş yapalım isterseniz. Tabii teşekkür ederim öncelikle davetiniz için çok sağ olun. Ayrıca Okan hocamla beraber burada konuğunuz olmak bizim için de büyük bir şeref. Sağ olun. Tabii Türkistan büyük bir coğrafya Özgünur Hanım. Doğal olarak bu coğrafyanın büyüklüğü
işte içinden çıkılmaz bir aşamaya getiriyor çalışmaları da. Hem coğrafya büyük hem de zaman bakımından da bayağı bir büyük bir alanı kapsıyor. Tabii bu coğrafyada özellikle Perslerle başlayan bir hakimiyet söz konusu. Perslerle başlayan hakimiyetten sonraki kısımda artık Akunlarla beraber bir Türk hakimiyetinin çok yoğun bir şekilde hissedildiği bir dönemi söyleyebiliriz. Akunlardan sonra Göktürklerin, Göktürklerden sonra işte zamanla Karahanlıların, Gaznelilerin, az önce bahsettiğiniz gibi sonra Selçukluların yurdu olduğu olan bir bölgeden bahsediyoruz. Tabii Türklerin zamanla doğudan batıya doğru göç ettiği bir profil çıkıyor şu an anlattığımız kısımda. Anadolu'ya göç edildikten sonra da bu coğrafyada Türk tarihi devam ediyor. Doğal olarak bu coğrafyanın bu kadar büyük bir alanda büyük yani Türkler tarafından devletler teşekkül edilmesi, meydana getirilmesi bu coğrafyanın tarihini de çok yönlü ele almayı gerektiriyor. Bu önemi şu anda da devam ediyor. Yani sadece işte eski çağda veya orta çağda veya yeni çağda devam eden bir önem var. Ancak günümüzde de devam eden bir önem var. Yani tarihi İpek yollarının güzergahında olması bu toprakların sürekli farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasını beraberinde getiriyor. Doğal olarak bir savaş sahnesinin daima gerçekleştiği bir durum ortaya çıkıyor. Bu coğrafyada yani dediğim gibi işte Perslerden başlayan hakimiyetle Türk hakimiyetinin perçinlendiği ve Türk yurdu olarak, Türkistan yani Türklerin yaşamış olduğu bölge olarak da literatüre kazanmış bir coğrafyadan bahsediyoruz. Peki hocam İpek yoluna bahsettiniz, refer ettiniz. Büyük İpek yolunun geçtiği bu coğrafya, ticaretin, işte kültürlerin, fikirlerin aslında kesiştiği bir merkez konumuna gelmiş zaman içerisinde. İpek yolunun uygarlıkları, işte sanat, tarihi, kültürel, ticaret gibi ya da din alanlarındaki katkılarını ne olmuş? Nasıl etkilemiş İpek yolu bu coğrafyayı? Şöyle, aslına bakarsanız buradaki ekonomi yani ticaret yollarının bu coğrafyadan geçiyor oluşu başta başına buradaki devletler için büyük bir imkan. Yani bu imkan her ne kadar devletlerin diğer farklı devletler tarafından da işte savaş durumunu ortaya getirse de ekonomik olarak çok ciddi bir güce sahip olduklarını söyleyebiliriz. Tabii bunlar bu İpek yolu yakın çağ kısmına kadar bile bu kervanların gidip geldiği dönemlerden, yerlerden bahsediyoruz. Yani bu bölgedeki İpek yolu güzergahlarının, kavşağının tam noktasında bulunması, işte Buhara'nın, Semerkant'ın, Taşkent'in, bu bölgelerin tam kavşak noktasında olması hem farklı dinlerin, hem farklı medeniyetten gelen insanların birleştiği ve farklı bir medeniyet oluşturduğu bir coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. İşte İpek yolunun burada olması dediğim gibi farklı devletlere bu bölgenin ilgi odağını almalarına sebebiyet verirken bir de diğer bakımdan İpek yolunun güzergahına hakim olan devletin ekonomik olarak çok ciddi bir güç elde etmesine sebebiyet veriyor. Ancak tabii belki ilerleyen zamanlarda bahsedebiliriz. İşte Rusların bu bölgeye gelişi de zaten bu ekonomiyle alakalı bir şey. Zamanla değişse de buranın ekonomisi hiçbir şekilde İpek yolu yani cazip o dönem tabii cazip hale gelmesi. Ticaret merkezi. Zamanla ticaret işte İpek yolu belki o yolun önemi kayboluyor ama işte pamuk üretiminin en fazla yapıldığı bölge olması veya yine İslam ülkelerinden çok ciddi öğrenciler çeken bir bölge olması bunlar bu bölgeyi cazip kılan sebeplerden diyebiliriz. Peki Okan hocam, Türkistan ve Kafkasya coğrafyası o bölge bizim coğrafyamız için önemi nedir? Şimdi tabii genel olarak baktığınızda göç yollarıyla işte kavimler göçü de işin içerisine girdiğinde bir taraftan Türkistan coğrafyasından Avrupa Hunlarını göz önünde bulundurursanız işte bugünkü Macaristan neredeyse Avrupa'nın içlerine kadar daha Po Ovası'na kadar inen bir göç hikayesi var. Öbür tarafta Mısır'a kadar işte Suriye üzerinden bir göç hikayesi yazılmış ve Kafkaslara kadar gelinmiş. Türklerin bu kadar farklı coğrafyada, bu kadar farklı çok sayıda devlet kurması, 120'nin üzerinde devlet kurmuş olması aslında bir göç hikayesinin yani mekan hikayesinin başlangıcı. Bu başlangıç hikayesi de Türkistan'da doğuyor. Türklerin yaşadığı bir coğrafya. Bugün Moğolistan'ı da işin içerisine alırsanız, belki biraz Çin'e doğru Doğu Türkistan'ı da işin içerisine alırsanız, daha çok bu göçler batıya doğru olmuş göç yolları ve zenginlik dikkat ederseniz İpek yolu üzerinden o dönem içerisinde Taşal Hoca'nın dediği o
İşte Moğolistan'da 7 çeşit bitki varken Balkanlar'da 2500 çeşit yaklaşık rakam biraz farklı olabilir. Bitki var. Yani zenginlik arıyor insanlar. Ve konar göçer kültürün içerisinde hayvanlarını ve neslini devam ettirebilmek için, geçimini sağlayabilmek için göçüyorlar. Dolayısıyla çok farklı coğrafyalarda devletler kurmuşlar, hakimiyetler elde etmişler. İşte Türkistan coğrafyasında yine bu coğrafyaları bırakmamışlar ama batıya doğru hep bir göç hikayesi var. Mısır'da kurulan devletlere bakınız, Suriye'ye gelenlere bakınız, daha sonra Anadolu'ya gelişlere bakınız veya Deşti Kıpçak bölgesinden yukarıdan işte Balkanlara kadar geçişe kadar ta Avarları hatırlayınız. Avarların gelişini yani ilk dönemden itibaren bu hikayeler var. Dolayısıyla hep bir devinim halinde bir beşeri buradan bir mobilite devam etmiş ve insanlık o dönemden ilk Hunlar döneminden itibaren Türkler değişik coğrafyalarda değişik medeniyetler kurmuşlar ve onlarla etkileşim halinde olmuşlar. Bu da çok bugün Türk tarihini yazmada ve anlamada hakikaten birazcık daha geniş bakmak gerekiyor. Bir tarafta Sibirya'yı anlatıyorsunuz. Bir tarafta Hindistan, Afganistan coğrafyasından bahsetmek zorundasınız. Onlar unutuluyor. Bir taraftan Mısır var, duruyor. Yani Osmanlı döneminde ta Afrika'ya gitmişsiniz. Orta Doğu ile hemhal olmuşsunuz. Yemen'e kadar gitmişsiniz. Öbür taraftan Tuna boylarını zorlamışsınız. Ve Rusya zaten bir şekilde sizinle bağlantılı her konuda. Türkistan coğrafyası zaten işin içerisindeki Kafkasya'yı konuşacağız. Dolayısıyla o kadar çok alan var ki konuşacağınız, etkileştiğiniz. Evet. Yani etki ve ilgi alanı dediğimiz bölge var ya. Yani bir taraftan bunlar etki alanı, bir de bunun dışında ilgi alanları var. Onlar apayrı kısım. Dolayısıyla Türk medeniyeti, Türk kültürünü çok geniş bir alana yayılmış ve geniş bir coğrafya. Ama merkez neresi derseniz işte Murat Hoca'nın bulunduğu Türkistan coğrafyası bu işin merkezi. Oradan neşet bulmuşlar. Belki ikinci kısımda konuşacağımız İstanbul'a gelişler ve Türkiye'ye gelişlerde, Osmanlı'ya gelişlerde ağırlık olarak Türkistan coğrafyasından ve Kafkasya'dan olmuş. Her ne kadar ata yurt orası olsa bile bir müddet sonra burayı ana yurt olarak görmüşler ve Anadolu'yu öyle sahiplenmişler ve buraya Türkiye demişler. Dolayısıyla bu göçlerin geldiği eksen bu şekilde nitelendirilebilir. Hocam yakın zamanda oradaydınız, evet, değil mi? Hocam hatırlattı şimdi. İzlenimleriniz, gözlemleriniz neler o coğrafyada şu an? Ben ilk kez gittim Özbekistan'a. Kazakistan'da ve Rusya'da bulunmuştum ama Özbekistan'a çalıştığım sahaya keşke görüp sonradan yazsaydım diyorum. Ama yazdıktan sonra gitmek nasip oldu. 5-6 günlük bir proje kapsamında ben bulundum. Hokant beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Neden o da hocam? Hokant'ın hani bir Hokant Hanı'na başkentlik yapmış bir şehirden bahsediyoruz. Ben çok farklı bir yer bekliyordum. O da Hokant'ın Hokant medeniyetini yok eden, daha doğrusu Rusların aşmış olduğu bir tahribat. Çünkü şöyle söyleyeyim, 200 tane camiden bahsediliyor hocam. Yani 19. yüzyılda o bölgeye gitmiş olan seyyahlar bölgede 200 tane camiden bahsediyor. Güzel saraylardan bahsediliyor. Bugün günümüzde kalan bir cuma mescidi var. Tek bir mescid. Tek bir mescid var. Ve Hudayar Han'ın yaptırmış olduğu 119 odalı bir saray var. Çok muazzam bir ince işçilikle yapılmış. 17 odası kalmış sadece. Yani Hokant Hanlığı o bölgede Ruslar tarafından ilk işgal edilen hanlık. Doğrudan topraklarına kattığı hanlık. Bu sebeple o Rus tahribatını açıkçası en çok gördüğümüz nokta, benim gördüğüm nokta Hokant Hanlığı diyebiliriz. Bilmiyorum hocam. Belli bölgelerde belli yapılara çok dokunulmadı. Onlar en azından yıkılmadı. Registan Mısır'a kaldılar. Ama birçok bölgede aynı dediğiniz şey, özellikle mescit, cami veya dini yapı noktasında birçok yapı özellikle Sovyet döneminde hiç ayrım yapılmadan, yani evet, din ayrımı, mezhep ayrımı yapılmadan hepsi yok edildi. Yok edildi. Kiliseler yok de mesela dahil, o dönemde evet, dahil. Dahil. Ayrım yapılmadan da yok edildi. Ama Buhara, mesela Semerkant, özellikle Timur'un başkenti Semerkant hepsinden daha heybetli diyebilirim, evet, hocam. Yani biz Okan Hoca'nın yapmış olduğu bir sempozyuma katılmıştım. Orada da Mavi Kubbeli Semerkant diye bir yazı kalemi almıştım. Orada da bahsetmiştim. Timur mesela bir hükümdarın azameti baş şehrinden gelir diyor. Hı. Doğal olarak baş şehrini güzelleştirmek için çaba sarf ediyor. Ve o yapıları gerçekten gördüğünüz zaman yani oranın çok büyük bir başkent olduğunu anlayabiliyorsunuz. Mesela çok tuhaf bir uygulama yapmış hocam. Semerkant'ta Semerkant'ın yanına köyler kurdurmuş. Bu köylerin isimlerine de işte İstanbul, Kahire, Mısır gibi isimler vermiş.
Amacı da şu, Şam gibi isimler veriyor. Amacı da şu, bu şehirler Semerkant'ın yanınca ancak köy olabilir diye. Hı. O yüzden çok büyük bir imar faaliyetleri yapmış Semerkant'ta. Semerkant beni çok büyüledi diyebilirim. Taşkent zaten Özgenur Hanım Rus işgaline uğradıktan sonra Ruslar yeni bir şehir inşa etmiş. Evet, sıfırdan. Eski, orada hep eski Buhara, yeni Buhara. Hı hı. Eski Taşkent, yeni Taşkent. Eski Taşkent'te İşte bir Hoca Ahrar Cami kalmış. Evet. Meydanı duruyor. Ama yeni Taşkent'i Ruslar... Çok modern bir şehir oluşturmuşlar. Yanlış bilmiyorsam Sovyetler Birliği'nde 4. büyük şehri, evet, Taşkent. Merkez, bölgenin merkezi. Türkistan Genel Valiliği'nde başkenti zaten. Bölgenin merkezi olmuş. Orası çok önem arz ediyor yani. Evet. Peki hocam, Buhara, Hive, Hokant hanlıklarının kuruluşları nasıl gerçekleşiyor tarihte? Bu üç hanlık da Özbek. Özbek soyundan gelenler, ancak belirli bir nesep asabiyetinden yoksun oldukları için tek bir devlet olma özelliğine bürünememişler ve farklı hanlıklar olarak yola devam etmişler. Tabii burada aslında bakarsanız Türklerin yani hakimiyetlerindeki, meşruiyetlerindeki kaynak da önemli. İşte Tanrı'nın, o dönem inanılan Tanrı'nın kutu hanedan ailesine verme muhabbeti diyeceğimiz bir olay. Tabii burada da hem hanedan ailesinin birbirleriyle olan mücadeleleri devreye giriyor. Bir de farklı hanedanların da hakimiyetlerini sağlayacağı bir dönem. Bunlar özellikle Cuci'nin oğlu Şiban Han'dan, torunu Şiban Han'dan gelmekte. Ancak Şiban Han öldükten sonra da bunlar Altın Ordu Hanı, Özbek Han'ın hakimiyetinde yaşıyorlar. Özbek Han'la ilişkileri çok son derece güzel. Birlikte anlaşmaları çok iyi, çok bağlılar Özbek Han'a. Özbek Han'ın ölümünden sonra da biz bu halka, bu gruba Özbek Han'dan dolayı Özbek adının verildiğini görüyoruz. Tabii dediğim gibi bunların kuruluşları ilk önce Deşti Kıpçak bölgesinde hocam. Malumunuz bu bölgede Ebu'l-Hayr Han tarafından ilk Özbek Hanlığı kuruluyor. Ancak Özbek Hanlığı'nın Kalmuk istilasından dolayı uzunca bir süre devam edemiyor. Hakimiyeti son buluyor. Ebu'l-Hayr Han'ın torunu Muhammed Şibani Han, ki bence Bozkır'ın yetiştirdiği son büyük cengaverlerden, cihangirlerden bir tanesi kendisi. Onun Buhara ve Semerkant merkezinde kurduğu ilk hanlık Buhara Hanlığı 1500 yılında kurulur. Hemen akabinde 1511 yılında biz Hive'de, Harezm merkezli Hive Hanlığı'nın kurulduğunu görüyoruz. Ondan sonra da 18. yüzyılda da diğer hanlık, Hokant Hanlığı kurulur. Ama dediğim gibi bunlar Özbek'tir, Özbek hanlıklarıdır ve Batı Türkistan'da kuruldukları için Batı Türkistan hanlıkları olarak da adlandırılmakta. Peki Okan Hocam, Rusların bu bölgeye bir ilgisi söz konusu tabii tarih içerisinde. Hı. Rusların bu coğrafyaya keşif süreci nasıl gerçekleşiyor? Nasıl aslında ilgisi? Aslında Murat'ın tam konusu ama bir cümleyle giriş yapayım, belki Murat'a şey olacak. Altın Ordu hakimiyetinden Rusya kurtulduktan sonra, işte 1400'lü yıllar, 92 yıllardan sonra Ruslar o geçiş dönemi, işte biliyorsunuz Kinezlik'ten Moskova işte artık devlet olacak. 3. İvan, 4. İvan dönemine doğru. Özellikle 1552 bir dönüm noktası. Yani Ruslar açısından ve Türk tarihi açısından dönüm noktası. 1552'de Kazan şehri, Türk tarihi Kazan şehri, Türk şehri Rusların istilasına uğradıktan sonra aradan 4 yıl sonra, 3,5-4 yıl sonra hemen Hazar'ın kıyısına gelecekler, Astırahan'a gelecekler Ruslar. Şimdi tabii Rusların bakış açısını şöyle değerlendiriyorum ben. Ki bir tanesini Murat çalıştı, bir tanesini de ben kitap haline getirmiştim. Önce bir tanıma, bölgeyi tanıyorlar. Bu çok önemli. Gidiyor işte Çerkaski'yi gönderiyor, Artemi Volinsky'yi gönderiyor, seyyahları gönderiyor. Bunlar istihbaratçı, asker istihbaratçılar, işte seyyah kılığında veya diplomat kılığında gidiyorlar. Bölgeyle ilgili rapor yazıyorlar. Moskova Tarihi Arşivinde bu Artemi Volinsky ile ilgili belgeleri ararken biraz işte bekletiyorlardı. Orada bir odaya girmiştim. Çarlık döneminde yazılmış bütün askeri istihbarat raporlarını orada toplamışlar. Bölgeyle ilgili, Kafkasya ile ilgili. Ve ondan sonra gidecek olanlar öncekilerin hikayelerini okuyorlar. Önce tanıyorlar, sonra lojistik yapıyorlar. Ki Murat Hoca anlatacaktır, kaleler kuruyorlar. İşte Orenburg'dan tutunuz da birçok kale lojistik yığıyorlar o bölgelere. Lojistikten sonra askeri harekat için önce bir ön yoklama yapıyorlar ve genelde de şöyle teslim olun diyorlar. Yani bir teslim olun ki hiç kimse çok kolay kolay teslim olmayacağı için de savaş başlıyor.
Üçüncüsü savaşla bu bölge ele geçirilecek. Dördüncüsü hemen Rusya'nın genel şeyi idari bölgeleri hemen değiştiriyor. İsimleri değiştiriyor. Beşincisi demografiyi değiştiriyor. Demografik müthiş bir değişim yaşatıyor. Demografiyi değiştirdikten sonra Rusları bölgeye göçürüyor. Bölge halkı oradan gitmek zorunda kalıyor. Bunun birçok alt şeyi var. Altıncısı ve nihayeti kültürel olarak asimilasyon, dil, din, medeniyet açısından Ruslaştırmak için müthiş bir o bölgeyle ilgili çalışma yapıyor. Bu hep böyle oldu. Kafkasya için de böyle oldu, Türkistan coğrafyası için de böyle oldu. Hı hı. Sistematik bir şey ve bunu tarihin ilk döneminden itibaren, işte 1552 Kazan'dan itibaren böyle yaptılar. İşte biraz sonra Murat Hoca Türkistan'ı anlatacak ama Kafkasya'da da aynı hikaye ve aynı yapılar. Fakat Kafkasya enteresandır. Şimdi 1552 Kazan, 1556 Astrahan diyor ki Astrahan'dan Kafkasya'ya inmesi gerekirken bir bakıyorsunuz Sibirya'da. Sibirya'da. Küçümhan'la Yermak'ın mücadelesini var. Başlıyorsunuz 1580-90'lı yıllarda orada. Birdenbire diyorsunuz ki Sibirya neden? İşte Sibirya neden olduğunu şimdi o kroniklerde hoca anlatacak. Niye ki Sibirya'ya Rusya gidiyor? Hangi gerekçeyle gidiyor? Veya Çerkaski ne arıyor? Petro ne tavsiye etmiş? Ne bulmasını istiyor ondan? Neyi yönlendiriyor? Bir zenginlik ve bir başka bir arayış içerisindeler. Kafkasya'ya gelişi ise Petro Türkistan'la Kafkasya'yı eşdeğer tutuyor. Bak çok ilginçtir. Güney Kafkasya'nın Rusya'nın eline geçişi belki biraz sonra anlatacağız. 1828 kuzeyin ise Rusya'ya daha yakın olan kısmın ise 1859 Şeyh Şamil'in tutsak edilişidir. Ondan sonra Türkistan coğrafyası yavaş yavaş işgal altına 1800 işte Türkistan vilayetini kuracaklar. Orada işte Kaufman'ın yani işte Rus generaller. Hocam yani evet, Kafkas genel valisi. Genel valisi oraya. Orada çok şiddetli bir şekilde savunmuşlar. Onun için çalıştırıyorum biliyorsun. Evet. Kafkas, evet. Güzel hocam. Seyre çalıştırıyorum onu. Kafkasya Başkomutanlığı'nı. Dolayısıyla aslında bir plan dahili içerisinde hem Kafkasya hem Türkistan coğrafyası içerisinde bir emperyal bir devlet Rusya. Yayılmacı ve bunu bir plan dahilinde gerçekleştiriyor. Onun için aslında şöyle bir yapı var. Efendim Çarlık yıkıldı ve işte artık Rusya işte federasyon diyorlar, Sovyetler Birliği hikayesi kuruldu diyorlar. Aslında çok değişen bir şey yok. Yani başka bir hikayeye bu tarafa bakın. Putin işte bu son geçen yüzyılın en büyük acı hareketinin işte Sovyetler Birliği'nin yıkılması olarak nitelendi. Tamam, evet. O kültürel kodlar devam ediyor hem Çarlık'ta hem Sovyetler'de. Devam etmiş ve işin bizi ilgilendiren kısmında hep acı, gözyaşı ve göç olmuş hikayesinde. Şey de çok enteresan, bu kısımda müsaade ederseniz Yüzgün Hanım. Burada Sovyetler Birliği kurulduktan sonra hocam, yani devrim olduktan sonra Buhar Hanlığı'nda, işte Hiva Hanlığı'nda farklı hareketler ortaya çıkıyor. İşte bu Rusya'dan kurtulacağız, Çarlık Rusya'nın elinden kurtulacağız, tekrar bağımsızlığımızı kazanacağız diye. Çok enteresandır. Sovyetler Birliği şöyle başlama yapıyor. Yani Çarlık Rusya'nın en çok sahip çıktıkları politikası miras olarak Türkistan politikası hocam. Hı. Yani Türkistan içte büyük fırtınalar koptuğu dönemde bile Taşkent Sovyeti tarafından yoğun bir şekilde elde tutulmaya çalışılıyor. Bir tanesi o, biri de Lenin'in ilk yaptığı açıklamalardan bir tanesi Bakü petrollerinden vazgeçemeyiz diyor. Kafkasya. Yani ne olursa olsun, şimdi ilk açıklama neydi? Sovyetler Birliği'nde halklar kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahip olacaklardı. Halklar komiseri olarak kimi atadınız? Stalin'i atadınız. Sonra da diyorsunuz ki efendim Bakü'den vazgeçemeyiz. Bakü Türk şehri. Hazar'dan vazgeçemeyiz diyorsun. Türkistan'dan vazgeçemeyiz diyordunuz. Hani bizim işte Nerimanovlar, Travnikovlar, işte Galiyevler, hani bir Sovyet ideolojisi hani o çerçevede konuşuluyordu. Belki istiklal mücadelesi öyle yapılacaktı. Sonradan bir bakıldı, denildi ki yani hayır, başka bir isimle, başka bir düşünce geldi ki Stalin'le bu perçinlenmiş oldu. Bambaşka bir, yani
aslında yağmurdan kaçarken belki tam bir doluya yakalanıyor. Evet. Yani. Sovyetlerle beraber. Peki hocam, Rusların keşif sürecinde seyyahlar gönderiliyor ve notlar aldırıyorlar değil mi? Türkistan bu notlarda nasıl anlatılıyor o dönem? Nasıl keşif yapıyorlar? Biraz evet. Seyyahların notlarına göz atarsak. Tabii ki. Şeyden bahsetmek isterim bu konuya geçmeden müsaade ederseniz. Yermak'tan bahsetti hocam. Çok enteresan. Biraz Sibirya'da farklı ilerliyor Ruslar. Yani bir anda hocamın dediği gibi Kazan ve Astrahan'dayken bir bakımı birden Sibirya'ya gidiyor. Sibirya yönelişleri biraz zoraki, zorunlu. Küçüman o dönem Sibir Hanı ve müstakil çok sağlam bir devlet kurmuş. Yani yazışmalarda Küçüm Han'ın komşusu olarak bahsediyor İvan. Büyük önem veriyor. Ancak Yermak, Yağmagir. Çok enteresan. 4. İvan tarafından aranılan birisi. Yani Rus hükümeti Yermak'ın peşine hatta asker gönderiyor. Yermak yakalansın, huzuruma getirsin. İdam edilecek yani o derece. Ancak Yermak işte o dönemde Stragonovların bulunduğu mevkiye geliyor. Ve Stragonovların desteğiyle bir anda Sibir Hanlığı'na harekata geçiyor. Ruslar ilk başta duyduğu zaman bunu, Stragonov'a yazdıkları var mesela. Diyor ki o Yermak bulunup yanıma getirilsin diye. Ancak şans eseri Yermak Sibir Hanlığı'nı işgal ediyor. İşgal edince Ruslar aslına bakarsanız hiç böyle düşünmediği bir dönemde çok büyük bir toprak parçasında, Türk toprağını da bir anda kendi topraklarına katıyor. Hocamın dediği gibi de 52 ve 56 yılları, 1552-56 Kazan ve Astrahan'ın işgal edilişi son derece önemli. Orada belki sadece şunu da ekleyebilirim. Ruslar bölgeyi de işgal ettikten sonra yoğun işte ticaret hacminin farkına varıyorlar. Hem de artık emperyal olma yolunda hocamın dediği gibi ilerliyorlar. Çünkü Müslüman bir nüfus hac güzergahının olduğu bölge ve bir anda Hristiyan nüfusun dışında bir Müslüman nüfusla karşı karşıya kalıyorlar. Tabii keşif dönemi Ruslar açısından son derece önemli. Çünkü o dönemde hem diplomat ki Şah'ın ülkesinde hocamızın yazmış olduğu Volunski'nin eserini ben çok severek okudum. Kaynak olarak da yararlandım. Evet. Türkistan'ın keşif çağını yazdığım dönemde. Aynı dönemde Petro'nun başında olduğu dönemde gönderiliyor. Petro döneminde daha sistematik aşamaya getiriliyor. Çünkü bölge artık güneyinde yaşayan hem halkı tanıma hem de Prut Savaşı gibi bir savaş oluyor. Rusların tamamen şu andaki amacı bile yani o kültürel kodlar diyoruz ya devlet siyasette devam ettiriliyor. Karadeniz üzerinden işte sıcak denizlere ulaşma arzusu, boğazlara hakim olma arzusu. Prut Savaşı'nda bu İsveç'te yapılan savaşın devam ediyor oluşu, Büyük Kuzey Savaşı'nın ve bu savaşın bir kısmında Osmanlı Devleti'nin de devreye girişi ve 1711 yılındaki Prut Savaşı'nda Rusların başarısız oluşu bir anda devam eden 21 yıl devam edecek olan o Büyük Kuzey Savaşı için İsveç'te yapılan savaş için bir ekonomik çıkar. Nereden yararlanabiliriz çıkarı devreye giriyor ki o dönemlerde mesela Astrahan valisine çok ciddi bilgiler geliyor hocam. Türkiye'de yayınladığım işte makalede Hoca Nefes adlı bir Türkmen diyor ki Sır Derya'da battaniyelerle altın tozu çıkartılıyor. Evet onu yazdılar. İşte bu bilgi Ruslar açısından son derece önemli bir bilgi. Çünkü devam eden bir savaş ve savaş acı demek, devlet ekonomisi için son derece büyük zarar demek. Zenginlik. Zenginlik içinde ne yapıyor? Keşif etmeye çalışıyor. Ama bölgeden bir haberler. Gerçekten o dönemde işte Buhara, 12 yani seyyahların verdiği bilgilere nazaran söylüyorum. 12 kapısı olan bir Buhara şehrinden bahsediliyor hocam. Yani Buhara şehrinin 12 kapısının geceleri kapatıldığı, anahtarların işte teslim edildiği bir saraydan şeyden bahsediyor. Başkentten bahsediyoruz. Doğal olarak izole edilmiş halkın Buhara dışında herhangi bir coğrafyadan haberdar değiller ve kimsenin de kendi coğrafyasındaki bilgileri öğrenmesine müsaade edilen bir şey değil. Belki atlayarak gidiyor ama Albay Stoddart ve Connolly'nin idam edilmesi meselesi var mesela. İngilizler bu bölgeye iki tane görevli gönderiyor ki işte büyük oyunun sahnelendiği alan bu coğrafya İngiltere ve Rusya ile. Burada İngilizlerden birisi Hive'ye koloni, diğeri de Stoddart'ta Buhara'ya gönderilir. Buhara emiri Nasrullah bunların casus olduğunu söyler. Çünkü Rusya'dan gelenler gerçekten hocamın dediği gibi sürekli bir not tutma derdindeler. Yani su nereden çıkartılıyor? Yeraltı kaynaklarına nereden ulaşabiliriz? En muhkem kale nereye kurulabilir? Halkın hana karşı tutumu nasıl?
İşte nerelerini oynarsak halka karşı ayaklandırabiliriz, asker sayılarından tutun yaşayışlarına kadar her şey not ediliyor. İşte bu durumda bu bölgeye gönderilenler bu notları alıyorlar. Bu notlar ileride yapılacak olan işgalin ayak sesleri. Yani biz o kitapta da ilkine keşif çağı, ikincisi benim işgal çağı doktora tezim. Keşif yapılıp bilgiler elde edildikten sonra işgal çağına gidiliyor. İşte o Nasrullah Emir, Stoddart ve koloniyi de casus olarak adlandırıyor. Belki sebepleri de oydu, İngilizler için bilgi toplamaktı. Hem İngiltere kraliçesi devreye girer, hem Osmanlı Devleti'nden rica ederler, ancak döndüremezler hocam. Yani Nasrullah iki subayı da, yani subayı idam ettirir. Bu olarak bölgede sürekli farklı milletlerin göndermiş olduğu devlet görevlileri adı altında, ancak arka planda sürekli Rusya için bilgi akışının sağlandığı bir organizasyon söz konusu. Yani bu Pazuhinlerle başlar, Hohlolarla devam eder, Grohollarla devam eder. En son işte çalıştığımız Burnaşev maden mühendisidir. Neden maden mühendisi seçildi mesela? Bölgede çok güzel bilgiler verir. Madenlerin nereden çıkartıldığı, buharalıların bu madenleri işleyemediği, bu bölgelere gelindiği takdirde bu kısımların şey yapılacağı, işgal edileceği, bu kısımlara gidileceği. Ignatiev hocam. Evet. Ignatiev'in 1858 yılında bölgeye gidişi, işgalin ayak sesi. Yani İstanbul'da yazdıkları bile çok kıymetli Ignatiev'in. Burada tabii bir noktayı belirtmek lazım. Bunlar çok iyi yetişmiş insanlar ve ciddi bir ekiple geliyorlar. Yani Volinsky'nin ekibi 1715'te yaklaşık 77 kişi ile beraber geliyor ve şöyle bir cümlesi var. Diyor ki, eğer buraya geliş sebebimizi gerçekten anlasalardı hepimizi yok ederlerdi. Bu cümleyi not etmiş. 864 sayfa not tutmuş. Ve yüzlerce mektubu var. Volinsky'nin, şimdi hep söyleniyor, Petro'nun işte sıcakların inme politikasında bir vasiyeti var mıydı yok muydu? Ama Volinsky'ye yazdırdığı, kendisinin de sonra el yazısıyla, kendi el yazısıyla bizzat derkenar not ettiği, baktığınız zaman onu da gerçekten Hazar'dan sıcak denizlere, Körfez'e iniş var mı yok mu diye soruyor. Ve enteresan sorular var. Diyor ki, Şah Osmanlı ile savaşmak ister mi? Savaşmak istemezse savaştırmak için ne yapmamız lazım? Şah'ın yanındaki istihbarat örgütleri hangileri? İşte diyor ki mesela, ki daha sonra karşımıza çıkacak, Hristiyan unsurlar kimler, bunlar kimlere önem veriyorlar? Ki Gence Savaşı'nda 1804'te Ermeniler işbirliği yapacaklar, Cevat Han'ı arkadan vuracaklardır. Daha sonra 1801'de Gürcistan vasallığı ilan edildiğinde Gürcülerle önceden yapılmış anlaşma ortaya çıkacaktır. Yani çok ciddi derecede bir altyapı hazırlarlar ve bunun da neticelerini alırlar. Bölgeyi avucunun içi gibi bilir. 3 yıl sürüyor efendim. Diyor ki, hem denizden Hazar'dan gideceksin, hem de karadan gideceksin. Bütün yolları, haritalarını kendi çizmiş. Nerede ne var, ne yenir, ne içilir, kim var? 3 yıl boyunca seyahat ediyorsunuz ve not düşüyorsunuz 1517-1518'e kadar ve bütün bölgeyle ilgili bütün hikayeyi onlardan dinliyoruz. Dolayısıyla o ticaret yolları, hatta anlaşmalar, Hristiyanlarla ilgili bölgedeki yapılmak istenen anlaşmalar, pamuk ticaretiyle ilgili mesela İngilizlerin bölgeden çıkarılmasıyla alakalı çok büyük Ruslar faaliyet gösteriyorlar bölgede. Büyük oyun dediğiniz İngilizlerin, Fransızların daha sonra ve Rusların bölgeyle ilgili bütün çalışmaları Türkistan'da devam ettiği gibi Kafkasya'da da devam ediyor. Çünkü göç yolları, ipek yolları, işte insanların gelip gittikleri emtia malları ve insanların bu yolların kimin elinde olacağı, kim yönlendireceği o dönemde çok önemli hale geliyor. Ve Rusya bir çıkış arıyor. Yani kuzeyden çıkamayacağına göre, 1711'de Prut'ta İstanbul'dan, Boğazlardan çıkamayacağına göre sıcak denizlere bir şekilde inmek zorunda. Bunun için de çıkış noktasını arıyor ve bunun için de bütün istihbaratçılarını, devlet adamlarını, askerlerini seferber ediyor. Bir çıkış yolu bulmamız lazım ve buradan çıkmak ve bu zenginliğe erişmemiz lazım. İşte Hindistan bunun bir yolu. Hindistan'a giden su yolu. Hocam mesela Volinsky'nin gönderildiği yıldan bir yıl önce Çerkaski gidiyor bölgeye, evet. Türkistan'a. Çok enteresan. Petro'nun vermiş olduğu emirler, herkesin bildiği, devletlerin, Buhara'nın, işte Hive'nin bildiği şu. Han'a git, saygılarımızı, selamlarımızı ilet. Yapacağımız olan anlaşmalarla, ticari antlaşmalarla bağlantı kur. Fakat görünen bu.
Ancak onun kendisine verilen bir de gizli talimatnameler var. Bu talimatnameler de işte yeraltı kaynaklarından haberdar et, su kaynakları, su kuyuları nerede, hana karşı ayaklanabilecek kişilerin vereceği reaksiyonlardan tutun bilgiler var. Hocam az önce çok güzel bir şey söyledi. Volunsky ne demişti hocam? Eğer asıl niyetimizi bilseydiler biz sağ dönemezdik. Hepimizi yok edecekler. Çerkaski'nin başına o geliyor işte. Yani Hive Han'ı, Şirgazi Han bunların casuslukla geldiğini görüyor. Çünkü Çerkaski'nin heyetinde yani askerler de çok ciddi derecede var. Evet. Biz diyor ticaret için geldik, keşif için geldik. O da tamam görüşelim diyor. Evet. Savaşmadan bunları alıyor. Diyor ki askerleriniz çok fazla. Biz bunları bir yerde konaklatamayız. Beşe böldürüyor. Çerkaski gibi kaybetmek terimi mesela Rusça literatüründe var. Bekoviç gibi kaybetmek çok pardon. Alexander Bekoviç Çerkaski'dir çünkü. Ve ne yapılıyor? Bu beşe böldüğü asker şeyleri Rus birliğini yok ediyor. Çerkaski'yi de öldürüyor. Yani Rusların aslına bakarsanız yaptığı ilk keşif seferi de Hive Hanlığı'nda büyük bir hezimete uğruyor. Volunsky'nin başına gelmeyen ama Çerkaski'nin başına geliyor. Rusların ilk askeri seferi budur. Seferi bu mudur? Evet. Alexander Bekoviç Çerkaski'nin yapmış olduğu sefer 1714-1717 Hive'ye yapılmış. Çok enteresandır hocam. Hive'ye yapmış olduğu seferlerde sürekli başarısızlık. Yani ben Perovski'nin seferini de çalışmıştım. Zımni Pohod kış seferi olarak. Mesela Çerkaski'nin başarısızlığını şuna bağlıyorlar Özgünür Hanım. Diyor ki iklimden dolayı sıkıntı yaşadık. Biz yaz aylarında bu şeyi yaptık. Coğrafyayı bilmiyoruz. İklimin insanlar üzerindeki etkisini bilmiyoruz. Bu sefer diyorlar biz yapacağımız seferi kışın yapalım. En azından su sıkıntısını şey yaparız. O makalenin başlığında ona uygun vermişti. Evet. İklimle savaş diye. Çünkü Ruslar gene Hive ile savaşmıyorlar hocam. Yani iklimle savaşıyorlar ve orada da büyük bir hezimet söz konusu. Aslında Petro'yu tersten okursak yani bir tarafta Veliki, Büyük Petro. Evet, Büyük Petro. Türkiye'de deli de olarak adlandırılıyor ama yanlış deli olarak. Deli Petro diyor. Deli diyoruz. Deli adlandırılmasının birkaç özelliği var. İşte elinde makasla dolaşıp insanların elbisesinin ucunu kesmesi, dişi arıyorum diyenin kerpetenle dişini çekmesi. İçeride elinde dediniz. Sopayla dolaşmış olması. Ama delilikle velilik arasında ince bir çizgi var bu dediniz garip bir deli. Yani Çarlığı bırakıp iki yıl uzaklaşıp bir teğmen, asubay işte gidip bir şeyde gemit yapımında çalışmış olması vesaire veya sakallarını kesmesi, gördüğünüz sakalını kesmesi. Normalde değilmiş ama hocam yani. Yani böyle bir şey var, aşırı müdahaleci bir tavrı var. Türkler öyle algılıyorlar ama 1711 Prut, işte Hive'de 1722'de de Perski Pahot yürüyüşünde de başarısız oluyor. Yani aslında büyük bir Petro, devletin işte ordusunu, donanmasını ve yapısını oluşturuyor ve imparatorluğu ilan eden Petro'dur. Ama bir taraftan da yani Osmanlı'nın elinden zor kurtuluyor Prut da. Prut. İşte Hive'de başarısız olacak. 1722 Perski Pot İran yürüyüşünde de başarısız olacak. Dolayısıyla hani gerçekten büyük bir atılım yapıyor. Devlet dediğiniz zaman, imparatorluk dediğiniz zaman Petro ve 2. Katerina'yı, 1. Petro ve 2. Katerina'yı mutlaka en üstte yazmak zorundasınız. Ama Petro'nun da böyle bir işte belki kuzeydeki birazcık o başarısı bir ön plana çıkarıyor. Ama donanmayı kim kurdu, sistemi kim kurdu veya askeri sistemi ve yapıyı, imparatorluğu kim kurdu diyorsanız Petro, 1. Petro. Ama Osmanlı'nın da Rusya ile olan mücadelesinde de bana göre neredeyse tek galip geldiği savaş 1711 Prut. Yani 1774'te en büyük yenilgi hezimeti işte küçük kaynarcada anlaşmalı yenilgi veya 93 harbinde en büyük sıkıntıyı Ruslar tarafından yaşatıldık. 1829'da keza öyle yine Edirne Anlaşması'nın. Hocam çok güzel anekdotlarla devam ediyoruz ama bir virgül koyalım sizden ricam. Çünkü kısa bir ara vereceğiz. Değerli tarih severler kısa bir ara çok güzel anekdotlarla daha sonrasında devam edeceğiz. Bekliyoruz. Anlatabiliyor.
ve zamana devam ediyoruz. Köklerden günümüze yolculuk yapıyoruz değerli tarihseverler. Profesör Doktor Okan Yeşilot Hocam ve Doçent Doktor Murat Özkan Hocam'la birlikteyiz. Hocam çok güzel bir yerde kaldık ama ilginç anekdotlar verdiniz satır aralarında. Daha iyi anlamak adına, temeline inmek adına şey merak ediyorum ben. Bu kadar kıymetli ve zengin bir coğrafyadan bahsediyoruz. Timur Devleti'ni aslında biraz açmak lazım. Timur Devlet geleneğini biraz anlatabilir misiniz bize, tanımlayabilir misiniz? Tabii ki. Timur şu açıdan son derece önemli. Çünkü Timur'dan sonra kurulmuş olan o Özbek hanlıkları, Türkistan hanlıkları dediğimiz hanlıklar da tam olarak Timur'u devletini, siyasetini tam olarak net bir şekilde örnek alıyorlar diyebiliriz. Mimarisinden tutun, dini hayat, siyasi hayat tamamen Timur'un ardılı diyebileceğimiz devletler. Tabii Timur'un özellikle bu coğrafyada başarılı olduğu sürece irdelemek gerekiyor. Timur bu coğrafyada nasıl başarılı oldu? Özellikle Moğol istilasından sonra bölge Moğolların eline geçer ve Çağatay'ın hanesindedir Türkistan toprakları. Cengiz'in oğlu Çağatay'ın hanesindedir. Tabii Çağatay Hanlığı Büyük Kağanlığa, Moğol Kağanlığına en yakın hanlık. Doğal olarak Çağatay Hanlığı'nın bütün iç işlerine Büyük Kağan doğrudan müdahale eder. Hı hı. Bu açık, müdahaleye açık ortam bu bölgede Çağatay Hanlığı'nın hanlarına karşı da ayaklanmaları, kaotik ortamları sürekli devam ettireceği bir durum söz konusu. Bu durumda farklı coğrafyalarda, farklı şehirlerde ayaklanmalarının olduğu bölgede işte bir Emir Timur, Timur dediğimiz bir karakter ortaya çıkar ve Herat merkezli devletini kurar. İşte burada Timur'un kurmuş olduğu devlet, imparatorluk aslına bakarsanız hem Türkistan'ın hem Anadolu'nun hem Avrupa'nın çok ciddi derecede tarihine de yön vermiştir diyebiliriz. Yani Emir Timur Cengiz'in belki de hayattayken ulaşamadığı büyük sınırlara, evet, ve üne kavuşmuş bir cihangir. Bir Türk komutanı. Ancak şöyle bir talihsizlik var. Timur'un özellikle mücadele halinde bulunduğu devletlerin de Türk olması aslında Timur'un Türk dünyasına da dolaylı açıdan vermiş olduğu zararları da ortaya çıkartıyor. Yani 1402 yılında Yıldırım Beyazıt'la girmiş olduğu mücadelede Yıldırım Beyazıt'a esir alması bir anda Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u kuşatmaya hazırlanan bir Yıldırım'ın ölümüne, evet, ve Osmanlı Devleti'nin bir fetret dönemine girmesine yol açmış. Tabii o dönemde İzmir'in Haçlılardan alınmasını ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Yine bundan hemen önce, az önce hocam bahsetti, işte Altın Ordu Devleti'ne vermiş olduğu mücadele, Toktamış Han'la yapmış olduğu mücadele, ki Toktamış Han'ı da sarayda başkentte tahta çıkartan da Timur'dur hocam. Yani Toktamış Han'ı tahta çıkarttıktan sonra Toktamış'ın yaptığı ilk icraat Timur'un toprakları Azerbaycan'a göz dikmek, evet, olmuş. Ve doğal olarak tahta çıkarttığı Toktamış üzerine sefer yapmış. Ve Altın Ordu Devleti aslına bakarsanız Timur'un vurduğu darbeyle bir daha toparlanamamak adına dağılmaya başlamış. İşte o dönemde Tatar boyunduruğu diyorlar ya. Evet. Yani Rusların 200-250 yıl kadar bir Tatar boyunduruğu dediği denilen dönem söz konusu. Ondan sonra Ruslar büyüyorlar işte zaten. Evet. Ama Timur'un belki de şunu da çok vurgulamak lazım. Timur bir Rönesans başlatıyor. Bir yani aynı zamanda da bir zenginlik ve ilim merkezi haline getiriyor bu bölgeyi. Yani sizin o çalıştığınız Buhara ve Semerkant özellikle özelinde müthiş bir birikim var. Timur'la ortaya çıkıyor ve ondan sonraki ardılları da bunu geliştiriyorlar diye biliyorum. Onlardan belki biraz bahsetmek, evet, lazım. İşte bu iki anekdotu niye verdim? Çünkü biz genel olarak Timur'u bu yaptıklarından dolayı biliyoruz. İşte Türk dünyasına zarar verdi. Evet, dolaylı yönden etkisi muhakkak ki var. Çünkü az önce bahsettiğim işte Kırım Hanlığı, Kazan Hanlığı, Astrahan Hanlığı, Sibir Hanlığı. Hı. Aslına bakarsanız Altın Ordu Devleti'nin Timur tarafından vurulan darbeyle bu büyük imparatorluğun yıkılarak bu hanlıklara bölünmesine sebebiyet verdi. Hı. Ve Ruslar unutmadı. Ruslar gerçekten hafızası çok sağlam bir millet. Doğal olarak Tatarların işte Altın Ordu Devleti'nin onlara yaptıkları o Tatar boyunduruğu dedikleri 250 yıllık dönemi unutmadılar ve büyük devleti Timur'un darbesiyle parçalanınca teker teker 52'de Kazan'ı, 56'da Astrahan'ı, sonrasında Sibir Hanlığı'nı ve en son Kırım Hanlığı'nı
İşte Küçük Kaynarca ile önce Osmanlı'dan ayırdılar. Ondan sonra da Kırım Hanlığı'nda işgal ettiler. Yani aslında bakarsanız Timur'un vurmuş olduğu bu darbeyle Altın Ordu Devleti bölününce Ruslar, hocamın dediği gibi imparatorluk aşamasında da, yani önce Çarlık sonrasında imparatorluk aşamasına gitti. Ancak biz Timur'u hep böyle bahsettik. Şimdi bu şeyde alt notları iyi okuyabilmek gerekiyor. Doğu'nun batıya üstünlüğü, Timur doğudaydı. Yıldırım Beyazıt'a dediği de buydu zaten. Yani sen benim biraderimsin. Tabii bu büyük bir hakaret olarak algılanabilecek bir şey. Yıldırım Beyazıt gibi Avrupa'da Haçlıları durdurmuş olan bir padişahtan, bir Hakan'dan bahsediyoruz. Doğu'nun batıya olan üstünlüğü ve öbür taraftan Toktamış'a yaptığı yardımda ahde vefayı Toktamış'ın gösteremesi bunlara sebebiyet verdi. Bunları bir kenara bırakırsak, Timur az önce hocam çok güzel bir noktaya değindi. Gerçekten Avrupa'da başlanmamış, yapılmamış Rönesans'ı Türkistan'da yapan kişi. Hı hı. Yani sadece bu mimari alanda da değil, değil mi hocam? Yani eğitim alanında o kadar muazzam medreseler inşa ediliyor ki, ve hani yakın çağda bu medreseler belki hüviyetini bozuyor. Ancak Timur devrinde Semerkant, Buhara, bu coğrafyalar gerçekten tüm bölgelerden İslam, Müslüman olan öğrencilerin geldiği, sadece öğrencilerin değil farklı İslam ülkelerinden bu bölgeye gelen alimlerin, değil mi hocam? Yani Timur veya diğer mesela Timur'dan sonra kendi evlatları, sonrasındaki Özbek hanları da bunu almışlar. Devam ettiriyor. Çok net bir şekilde Ubeydullah Han'ın, Abdullah Han'ın işte o Nakşibendi şeyhleriyle yaptıkları, onları saraylarında barındırması, onlara önem vermesi, onların görüşlerine önem vermesi, bu bölgeye çok ciddi bir hem imar faaliyetleri, hem bilim anlamında, hem ilim yuvası anlamında muazzam bir yapıya büründürüyor. Dolayısıyla bu hareket Timur sonrası Türkistan'ı kesinlikle dolaylı bir şekilde etkilemiş. Kesinlikle. Oldu. Timur'un zaten işte ölümünün ardından Şahruh, Şahruh'dan sonra özellikle Ulubey devrildi hocam. Evet, yani hem astronomi, hem matematik, hem edebiyat alanında muhteşem bir hikaye ve İslam alemine, yani Buhar ekolünün gelişi ve daha sonraki işte kadimci Ciddi çekişmelerin de hem Kazan, Buhara ekolü, yani ciddi bir ekol var o bölgede ve o ekol bütün İslam alemini etkiliyor. Timur'un da ve ondan sonraki yaşanan Rönesans'ın da bundan çok büyük bir etkisi var. Dolayısıyla Buhara dediğiniz zaman bir durmak lazım. O bambaşka bir dünyaya götürüyor. Özellikle Türklerin böyle İslam'a kattıkları, bu medeniyette kattıkları açısından Türkistan coğrafyası önemli ki hemen birazcık yukarıda Taşkent'e 1,5 saat mesafede Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri var. Evet. Ben bir sene hizmetinde bulunma şerefine nail oldum orada üniversitede. Hoca Ahmet Yesevi'nin alperenleri hem Kafkasya'ya hem Türkiye'ye, Anadolu'ya gelip Selçuklu'dan çok önce bu bölgede işte kolonizatör Türk dervişleri diyor Varkan Hoca, gelip bu dervişler Horasan'dan, o bölgeden bu bölgeyi Türkleştiriyorlar, Müslümanlaştırıyorlar. Ve o insanların getirdiği o ışık bu bölgede daha sonraki fetihlerle burayı vatan haline getirecek. Ama Timur ve özellikle 14, 15. 16. asırdaki Abbasi dönemindeki o aydınlık İslam dünyası bu sefer sikleti biraz Türkistan coğrafyasına kayıyor. Zenginlikle de beraber tabii bu, yani zenginlik ve ilim adamlarını daha sonra Fatih bunu yapmaya başlayacak. Fatih İstanbul'a davet edecek. Hatta Türkistan'dakileri Fatih İstanbul'a davet edecek. İstanbul Sahni Seman medreselerinde ders vermelerini isteyecek. Sonra işte belki biraz sonra anlatacağız, bu Türkistan tekkelerinde birçok alim, birçok o dönemde derviş iki taraftaki etkileşimi artıracaklar ve bir şekilde bu ana yurtla ata yurt arasındaki özellikle manevi köprüler kurulmuş olacak. Ama Buhara ve Semerkant bugün hala o ihtişamı taşır, ama Türk tarihine bu anlamda vurduğu kültürel, manevi veya fikri altyapı anlamında gerçekten hiç silinmeyecek izler bırakmıştır diyebilirim yani. Anadolu'nun Türkleşmesine birazdan geleceğim. Timur'la ilgili son merak ettiğim bir konu var hocam. Timur sonrasında neden büyük Türk devleti kurulamıyor? Bunun sebebi nedir acaba? İşte aslında bunun sebebi şu. Özellikle bu Ebul Hayran'dan bahsetmiştik. Hani İsker bölgesinde, Sibir bölgesinde bir büyük Özbek Hanlığı kuruluyor.
Ancak bu hanlık çok da devam etmiyor. Çünkü o dönemde işte Kalmukların bu bölgeye yapmış olduğu istila hareketleri Ebu'l-Hayr Han'ın bir manada devletini tökezlemesine sebebiyet veriyor. Şimdi bu dönemde şunu söyleyebiliriz. Şibane oğulları dediğimiz, işte az önce bahsettiğimiz Şibanan'dan gelenler ve Özbek adıyla anılanlar. Aslında burada Buhara Hanlığı'nı kuranlar Şibane oğulları. Evet. Harezm Hanlığı, Hive Hanlığı'nı kuranlar da Şibaniler. Yadigar Şibanileri ama. İşte bunlar tek bir devlet kuramayışının en önemli sebebi kut anlayışı. Çünkü Ebu'l-Hayr Han'da kutun onda olduğuna inanmaları, Tanrı tarafından yeryüzünde yönetim erkinin o aileye verildiğine inanmaları aslında Ebu'l-Hayr Han'a destek vermelerine sebebiyet veriyor. İşte dört tarafından tutulan keçeyle han ayağa şeye kaldırılıyor, yukarı kaldırılıyor ve Hanbazi dediğimiz, değil mi hocam? Ondan sonrakindeki süreçlerde Cengiz oğullarını evet. tahta çıkartmaya başladıkları dönemler söz konusu. Şimdi şurada şöyle bir ayrıntı var. Ebu'l-Hayr Han'ın şu söz belki Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın dediği bir söz, çok önemli bir söz. Tökezleyince han, yani Kalmukların yaptığı istila hareketinden sonra Ebu'l-Hayr Han tökezleyince Ebu'l-Hayr Han'ın çok güvenmiş olduğu Berke Han diyor ki atanın evini düşman yağmalasa onunla sen de yağmala. Evet. Sözünden hareketle ne yapıyor? Beraber onun emrinde çalıştığı Ebu'l-Hayr Han'ın otağını yağmalama derdine düşüyor. Ve böylece biz Özbek Hanlığı'nın aslına bakarsanız bir daha hiçbir şekilde tek bir devlet olarak işte belki onu Ruslar sağlamış olabilir hocam dolaylı yollardan Sovyetler Birliği adı altında Özbek Sovyetler Birliği devleti kurulunca işte bu dönemde Yadigar oğullarının arasında Şiban oğullarının arasında bir nifak tokumu ekiliyor. Daha sonrasında Muhammed Şiban Han gelip Berke Han'ı öldürünce iyice ayrılmalar söz konusu. Şöyle düşünün. Güneyde büyük bir tehlike var değil mi hocam? Safevi tehlikesi. Safevi tehlikesi. Şimdi burada mezhepsel bir çatışma söz konusu. Bu mezhepsel çatışma bile Yadigar Şibanileri ile Buhara Şibanilerini bir araya getiremiyor. Getiremiyor. Ya Rusların yaptığı işgali de Özgün Hanım buna bağlıyoruz zaten. Yani tamam belki yek vücut bir devlet olsa bence Ruslar yine işgal ederdi. Çünkü biz artık bilim olarak da, ekonomi olarak da, asker yetiştirme bakımından, akademi bakımından çok zayıf son dönemlerde. Düşünün ki Nikolaev Akademisi'ni kuruyor Ruslar. O coğrafyayı bırakın Türkçeyi, Türk lehçelerini bilen komutanlar yetiştiriliyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyabilen general yetiştirmek ne demek hocam? O bölgedeki Türkistan'a gönderilen generalleri halkın yaşayışlarını, ananelerini bilen işte bu bilgilerle ulaşıyorlar. Keşif dedik ya, keşif çok önemli. Hocam Katerina dedi. Katerina gerçekten Türkistan'ı da, Türkiye'yi de tam olarak eline alan. Diyor ki Fransızların Afrikası neyse Türkistan'ı da kendi Afrikası yapma niyetinde. Yani Katerina Diderot'la Voltaire'le yani bu üst düzey bir felsefi yani ciddi bir çariçe. Fakat burada bir şeyi tarihsel olarak ortaya koymak lazım. Acımızdır o. İlk dönem İslam öncesine bakınız Göktürkleri. Ardından Uygurlara bakınız, Kırgızlara bakınız. İşte hep bir iç savaş ve hiç kardeş evet, kavgası. Ta Hunlardan başlayınız. Yani biz Monton, Mete ile başlıyoruz. Baba ile oğlun mücadelesi var. Yani kardeşle mücadele. Bunun birkaç istisnası vardır. Bizde böyle gözümüzün nurudur o da. İşte Bilge Kağan'ın kardeşine olan aşkıdır. Yani diyor kardeşi öldükten sonra gören gözüm görmez oldu, yürüyen dizim yürümez oldu diyor. Eğer diyor halkım da benimle acı çekmeyeceğini bilmez. Biz eğer bana uymayacaklarını bilsem diyor yüzüm gözüm her tarafım parçalar. Bu kadar içi acıyor. Tuğrul ve Çağrı Bey var bunun. Evet. Ama onun dışında hep bir kardeş mücadelesi yani adı ne olursa olsun Timur'un biraz önce yaptıklarını anlattı. Rusları boyunduruktan kurtaran Timur yani geldiği bölge itibariyle baktığınızda. Sonra şimdi bir yerde ders anlatıyorum işte Şah İsmail nicedir dedi. Şimdi ne öğretildi bize Şah İsmail ile ilgili? Bir baktım yerden duvara kadar Şah İsmail'in portresi var orada. Dedim ki Şah İsmail de Türktü ve iyi adamdı. Şimdi orada ne diye demek zorundasınız? Savaştı. Uzun Hasan'la Fatih'in evet, yani Fatih. Savaştı. Şöyle diyorsunuz o zaman. İki kardeş kavgası. Bir hakimiyet mücadelesi diyorsunuz. Ya arada bir sürü problem ve gidir yani Timur'la Beyazıt'ın mücadelesini niye bağlayacaksın nihayetinde? Fakat acı olan taraf şu, bu kadar çok devletin yıkılması, işte
Türkistan hanlıkları niye işgal edildi? Bir araya gelemediler. Ha, gelselerdi belki işgal edilir mi? Edilirdi. Kafkasya'da kaç tane hanlık kuruldu? Hiçbiri bir araya gelemiyorlar. Hatta şöyle bir şey var. Ziya Bünyadov bunu yazar. Der ki, ya bir araya gelemiyoruz. Birimizi bir baş seçemiyoruz. O zaman bir çözüm üretelim buna. Osmanlı'dan bir şehzade isteyelim. Kesinlikle. Türkistan için de geçer. Ya Osmanlı'dan bir şehzade gelsin, başımıza gelsin. Biz birlikte olamıyoruz. Hepimiz birbirimizle mücadele ediyoruz diye. Türkistan'da da böyle, Kafkasya'da da böyle. Anadolu beyliklerinde de böyle olmadı mı? Birisi başa geçti. Yani dolayısıyla aslında çok fazla dışarıdaki müdahalelere gerek kalmıyor. Kendi içerisinde bu mücadeleler devletleri zayıflatıyor ya da birisi ön plana çıkıyor. Türk tarihinde böyle oldu. Ama ya, neticeleri de acı oldu sonradan. Yani birçok Türk devletinin yıkılışına kardeş Türk devletinin ya da kardeş kavgası sebep oldu. Hocam Kafkasya'da kurulan devletleri işaret ettiniz de şeyi merak ediyorum. Kafkasya'nın Türkleşmesi ve İslamlaşması. İslamlaşması çok önce. Yani Hazreti Ömer döneminde başlıyor İslamlaşma. Hazreti Osman döneminde akınlar devam edecek. Hazreti Ali komutan gönderecek. Yani Emevi Abbasi döneminde hatta üst olarak görülecek. 700'li yıllarda artık o bölgede. Ama size yine çok ilginç bir bilgi. Kafkasya'nın doğusuyla batısı arasında İslamlaşmada 1000 yıl vardır. Yani 8. yüzyılda Derbent, Tebriz bölgesi, yani hemen bugün Güney Azerbaycan ve Dağıstan'a kadar olan bölgede bir İslamlaşma serüveni var. Bugün Adige bölgesindeki İslamlaşma süreci 18. yüzyıla doğru oldu. Yani arada 1000 yıl var neredeyse Kafkasya'nın iki tarafında. Diller bölgesi Kafkasya. Türkleşmesi, İskitler o bölgede, Hunlar o bölgede, Göktürkler o bölgede, Hazarlar o bölgede. Ama Türk İslam kültürünün gelişi Oğuzlarla, yani Selçuklu'yla baş 1040'lı yıllardan, 1029 işte ilk hikayeyi 1040'lı yıllar, 1071 Alparslan döneminde artık zaten tamamen bu bölge Türkleşmiş olacak ve Türklerin eline geçmiş olacak. Ama ondan sonraki hikaye zaten Moğolların, İldenizoğulları, sonra Moğollar, Harizmler, Timur, Karakoyunlu, Akkoyunlu derken Safevilere kadar gelecek. Safevilerden sonra işte biliyorsunuz o dönem içerisinde 1747'de işte bir suikast var ve o suikastin ardından artık hanlıklara bölünecek. Kuzey ve Güney hanlıkları olarak yaklaşık işte 50 yıldan fazla sürecek. İşte hanlıkları bir araya gelemeyince de bir bakıyorsunuz 1801'den sonra 1. Alexander'la beraber bütün Kafkasya yavaş yavaş Rusların hakimiyetine girmeye başlayacak. Nadir Şah'ın öldürülmesi aslında 1747'de sonun başlangıcı oluyor. Bir suikastla öldürüldü ve Safevi dönemi artık son bulacak. Orada Kaçer Hanedanı devam edecek ve bölgeye Ruslar, 1. Alexander, önce 2. Katerina döneminde aslında bölgede bir hakimiyet emaresi var. Ama 2. Katerina 1796'da ölünce 1. Pavel gelecek ve bütün birlikleri geri çekecek. 1801'de 1. Alexander tahta geçince de tekrar yeniden General Sisyanov diye bir adam var. Gürcüdür o. Büyük bir başkomutan. Fakat kibrinin de sonu kibri olmuştur aslında aynı zamanda. Önce Pembek ve Şoradin sultanlıkları, Kazak sultanlıklarını, sonra yine o bölgede var olan diğer hanlıkları ele geçirecek. 1804'te Genç Hanlığı, 1806'da işte Genç Hanlığı'nda yaptığı zulümden sonra, ki bugünkü problemin kaynağı da biraz odur, 15 Mayıs 1805'ti zannediyorum, Kürekçay Anlaşması'yla Karabağ Hanlığı, Şeki-Şama Hanlıkları ele geçecek. 1806'da Bakü Hanlığı Rusların eline geçiyor. 1813'te Gülistan Anlaşması ile artık neredeyse Revan ve Nahçıvan hariç Rusların eline geçmiş. Ve 1828'de Türkmençay ile beraber, bugünkü sınırlara bakın, 1828'de Türkmençay ile beraber Aras Nehri sınırı olmak kaydıyla Kuzey Rusların eline geçiyor. Güney Kaçer Hanedanı'nda kalacak. O gün bugündür Güney ve Kuzey ayrı kalacak. Hazar bölgesinde ve kuzeyde, Azerbaycan bölgesinde Ruslar hakimiyeti ele geçirmiş olacaklar ama 1828 Türkmençay Anlaşması'ndan sonra Ruslar
askeri birliklerini kuzeye kaydıracaklar. Ve orada daha önce Şeyh Mansur'la başlayan bir hareket vardı 1785'li yıllarda. Şeyh Mansur öldükten sonra bir ara verilmişti. Bir müredizm hareketi, bir gazavat yani hareketi Rusya'nın vardı. Rusya'nın Kafkasya'yı işgali sonrası bazı hareketler başlıyor. Müredizm hareketi bunlardan bir tanesi. Bunlardan bir tanesi bu. Bu işgal hareketlerine direniş hareketi bu. Önemli bir hareket. İmamlar hareketi de diyoruz buna. İmam Muhammed, Şeyh Şamil'in dönemi ve arkadaşı, İmam Hamzat ve Şeyh Şamil üçü peş peşe var. 1828'de başlayacak bu direniş hareketi. 1859'da Şeyh Şamil'in tutsak edilmesine kadar devam edecek bir hareket. Ve o süreç içerisinde yani kuzeyde Güney Kafkasya'da yaptıkları bu hızlı işgal hareketini kuzeyde gösteremeyecekler. Bunun bir takım sebepleri de var. Tabii ki Şeyh Şamil'in müthiş bir komutan olması, çok dirayetli ve son derece bu anlamda Rusya zaten onu bir kahraman olarak görüyor Ruslar. Biz de öyle görüyoruz. Kafkasya'daki bütün halkları bir araya toplayıp, tek bir bayrak altında toplayarak bu işgal hareketine karşı direnmiş olması. Zannediyorum 6 tane general gelip gidecek bu süreç içerisinde, 25 yıl süreç içerisinde. Ruslara karşı bölgeyi savunacak. Bu müridizm hareketi sadece bir savaş veya bir bu anlamda mücadele hareketinin ötesinde aynı zamanda askeri yönü olduğu kadar eğitim yönü de var. Sosyal yönü de var bunun. Henüz Türkiye'de çok ciddi bir araştırma yapılmadı. Bunu yapabilmek için iyi bir Arapça, iyi bir Rusça bilmek gerekiyor. Ben hala bir aday arıyorum bu konuda. İyi bir Arapça ve iyi Rusça bilecek ve Dağıstan'da gidip çalışacak. Rusya'da yaklaşık 1000'e yakın makale ve eser çıkmış Şeyh Şamil ile ilgili. Türkiye'de 10 tane yok. Hocam Şeyh Şamil'e ne oluyor? Şeyh Şamil ne oluyor? Çok güzel bir soru. Şeyh Şamil Kaluga'da 10 yıla yakın esir tutsak edilecek. Tutsak ediliyor. Sonra onu teslim alan komutan Baryam Tiski. Şimdi onu çalıştırıyorum. Sonra tutsak edildikten sonra orada gözetim altında tutuluyor ve günlük rapor tutuyorlar hakkında Şeyh Şamil'le alakalı. Ve Şeyh Şamil en son Çar sürekli haber gönderiyor. Şeyh bir şey ister mi? En son diyor ki rivayet ve hikayedir bu belki ama güzel olduğu için anlatalım. Sevgilime gitmek istiyorum diyor. Ya işte bütün kızlar feda olsun ne demek diyor. O yanlış anladı diyor. Benim sevgilim Medine'de yatıyor diyor. Bunun üzerine önce izin vermek istemiyor. Sonra izin veriyor. İstanbul'a gelir. İstanbul'da halk sokaklara dökülür. Birkaç ay İstanbul'da kalır. Ya. Evet. Ve padişah elini çok sıkı tutup ve sarılınca kendi padişaha der ki keşke bunu sizden çok ciddi derecede muhtaç olduğumuzda yardım istediğimizde yapsaydınız der. Buradan gönderilir. Kabe'nin üzerine çıkarılır. Ezilme tehlikesi geçirilecektir. Ve kendisinin şeyi şudur ideali. Allah'ım canımı Efendimizin yanında al der. Ve Medine'ye vardığında da hastalanır ve Cennetül Baki mezarlığındadır Şeyh Şamil'in şu anda kabri. Efendimiz'e komşu olmuştur. Dolayısıyla böyle bir de sonu vardır. Şeyh Şamil'in oradadır. Detayını öğrenmek istedim. Baryatinski nasıl teslim oluyor hocam? O Gunip'teki şeyden sonra bir önce teslim ol diyorlar ve teslim olmak istemiyor. Hatta teslim ol diyenle ilgili de cezai müeyyide uygulayacağını söylüyorlar. Yani yine bir kaynakta geçiyor. Annesini Şeyh Şamil'in geliyorlar ve çok fazla Rusların eziyet ettiğini ve teslim olması gerektiğini söylediği zaman diyor ki bu konuda karar aldık. Meşveret karar aldı. Müşavere ettik ve kim bu konuda teslim ol diyorsa bunun cezai müeyyidesi var. Yine bir cuma namazı vakti toplanıyorlar ve diyor ki annem cezayı hak etti. Fakat annem yaşlı olduğu için bu cezayı çekemeyecek. Onun vekili benim. Bakın devlet başkanı. Ve cezası da 100 kırbaç. İşte kaynakta geçen hikaye bu. 80'den sonra bayılıyor zaten. Ve kırbacı vurana dediği şey de şu. Eğer devlet başkanı olduğumu düşünüp elin titrerse cezadan sonra kellerini keserim iyi yapmadığın için diye söylüyor. Şey böyle bir adaletinden zaten geliyor. Şeyh Şamil'in adaleti ve korkusuzluğu ve cesareti ve savaşma iradesinden geliyor. Hatta o meşhur bir tablo var. Orada konuşurken birden ayağa kalkıyor. Ne oldu diye heyecanlanıyorlar. Tam şeyini... Anlaşmanın ortasında, konuşmanın ortasında namaz geçiyor diyor. Kılayım öyle geleyim diyor. O tablodaki ifade de o.
Ve Rusların gözüyle Şamil ile ilgili bir çalışma yapmıştım. Şimdi kitaplaştırıyorum onu. Rusların ilginç gözlemleri var Şamil ile alakalı. Yani insan olarak onu tanımaya çalışıyorlar. Oradaki yanına gönderilen gözlemcilerin tuttuğu raporlar var. Hatta bir tanesinde bir Rus askerinin sokakta Şamil'i görünce elini öptüğünü. Sonra Çiçekova diyor ki, yakalıyor, diyor ki niye elini öptün? Sen diyor bir el öpme var mı? Yani bir Müslümanın elini niye öpüyorsun? Kültüründe de yok. Yok öyle bir şey. Diyor ki o kadar iyi davranmıştı ki bize diyor. Yani çok adil bir adam. El öpülmeyi hak eden bir adam diyor. Bunu not etmiş Ruslar. Onun için 1000'e yakın araştırma yapmışlar. Yani hakkında filmler, senaryolar, kitaplar yazılması gereken bir lider Şamil. İmam Muhammed, İmam Hamzat ve Şamil Gazavat hareketinin liderleri Şeyh Mansur'la beraber müthiş bir direniş gösteriyorlar Ruslara karşı, ama 1859'dan sonra artık göçler başlayacak efendim. O göçler de 1863-64'te artık Çerkezya bölgesi, Soçi bugün o bulunduğu Adige bölgesi Ruslar tarafından tamamen işgal edilecek. Büyük Çerkez göçü 63-64'ten itibaren artık başta işte gemilerle Anadolu'ya gelecekler. Bir kısmı Kafkasya'dan, bir kısmı, büyük bir kısmı gemilerle göçecek. Kafkasya'nın demografik yapısı da bu şekilde değiştirilmiş olacak. Hocam bir sürü notlar aldınız. Ben hocam konuşurken evet, ufak ufak notlar aldım. Çünkü Baryatinski Kafkasya olduğu kadar Türkistan için de son derece önemli biri. Evet. Kniaz Baryatinski özellikle Kafkas Genel Valisi değil mi hocam? Kafkas Genel Valisi. Şimdi aldığım notları sıralamaya göre yapmadık ama ben parça parça gideyim müsaade ederseniz. Şimdi Baryatinski'nin özellikle şurayı iyi belirlemek gerekiyor. Rusya gerçekten büyük bir devlet. Evet. O dönemde 1859 Şeyh Şamil Müridizm Hareketi'nin bastırılması, doğru mudur hocam? Doğru. 1856'da Kırım Harbi'ni yapıyor. Evet. Osmanlı Devleti Fransa, evet, İngiltere'ye karşı. Hı hı. İşte Fransa ve İngiltere destek vermese belki de Osmanlı Devleti'nin çok büyük bir sıkıntıların beklediği bir savaş. Kesinlikle. 1865'te Taşkent'i işgal ediyor. Evet. Yani işte emperyal devlet, büyük devlet olayı buradan baktığımız zaman çok net bir şekilde gözüküyor. Ya yani bir taraftan Karadeniz'in üzerinden Osmanlı Devleti ile girdiği mücadelede Kırım Harbi'ni yaparken, bir taraftan Şeyh Şamil'i Müridizm Hareketi'yle baskı altına alıyor. Bir taraftan da 1865 yılında artık sistematik bir şekilde, çünkü 58 yılında Baryatinski'nin de önerdiği, ki onun yetiştirmesi olan Ignatiev'i bu bölgeye gönderiyor. Şimdi Baryatinski Kafkasya'da Ruslar açısından büyük bir sorunu ortadan kaldırdıktan sonra bir bakıma Aleksandr'ın da çok güvendiği bir adam olarak ortaya çıkıyor. Ve Aleksandr'a Türkistan'ın işgal edilmesi için ciddi telkinleri var hocam. Şimdi şöyle düşünün, üst akıl Baryatinski, altında yetiştirmiş olduğu Milyutin. Evet. Ki Milyutin de savaş bakanı, evet, savunma bakanı oluyor. Asya masası başına da Ignatiev getiriliyor. Yani 1858 yılında işte Velihanov ve Hanikov'la beraber bölgeye gönderilen komisyon çok önemli bir komisyondur. 1858'de Ruslar artık, çünkü 56 yılı büyük bir darbedir Ruslar açısından. Bakın Prut Savaşı'ndan bahsettik. Dedik ki batıya ilerlemedi, yönünü ekonomik için nereye döndürdü? Türkistan'a çevirdi. 1856'daki Kırım Harbi'nde Osmanlı Devleti'ni hasta adam olarak tanımlayıp o bölgeyi ele almak isteyen Ruslar, İngiltere ve Fransa'nın dur demesiyle karşı karşıya kaldı. Hı. Aşağı inemedi. Doğru. Bu sefer ne oldu? Sanayi inkılabı, işte değişen şartlar, yeraltı ve yerüstü kaynaklarına ulaşabilme, pazar ihtiyacını karşılayabilme, insan gücüne sahip olabilme gibi amaçlarla ve emperyal devletlerin karşısında, sömürü devletlerin karşısında durabilmek amacıyla yönünü tekrardan, biz Petro'da yapıldığı gibi yönünü tekrardan nereye çevirdiğini görüyoruz? Türkistan'a. İşte Baryatinski diyor ki insan gücü için, yeraltı ve yerüstü kaynakları için bu bölgede çıkan pamuk, Amerika'dan sonra en büyük pamuk üretiminin yapıldığı bölge. Bu bölgenin ele geçirilmesi gerekiyor. Emperyal devletin ayakta kalabilmesi için sömürü düzenine uyum sağlayabilmesi gerekiyor. Bizim için en önemli bölge bu taraf. 1856'dan sonra 58 yılında Ignatiev, Hanikov ve Velihanov bölgeye gönderilir. Onların getirmiş olduğu malumatlar çok kıymetli.
Ignatieff der ki artık işgal hareketinin başlanması gerekiyor. Ve o işgal hareketinde ilk gösterdiği yer neresidir? Hokant Hanlığı'dır. Hokant. Şimdi burada not aldığım diğer nokta Hanlıkların mücadelesi. Çünkü Taşkent'e yürüyen Ruslar Hokant Hanlığı'na büyük bir baskı altına alırlar. Hokant Hanı işte o dönemde Hokant Hanlığı'nın en etkin kişisi Alim Kul'dur. Alim Kul destek ister. Kimden destek ister? Buhar Hanlığı'ndan destek ister. Buhar Hanlığı'ndan destek ister ama Özgünür Hanım belki bu daha net bir şekilde, bu örnek çok net bir şekilde ortaya koyabilir. Buhara emiri Hokant Hanlığı'na yardım etmek yerine Hocent'i işgal ediyor hocam. Hocent'e gidiyor. Yani Hokant Hanlığı'nın topraklarına saldırıyor. Hı. Bir taraftan Ruslarla mücadele eden Alim Kul destek istiyor. İşte nesep asabiyeti yok. Evet. Yani burada bir birliktelik söz konusu değil. Yek vücut bir devlet oluşturmak gibi gayeleri yok. Hı hı. Hokant Taşkent için Ruslarla mücadele ederken Buhara emiri Hokant topraklarına saldırır, yardım etmek yerine Hocent'i işgal eder. Hı. Ama hiç bilmediği bir şey var. Taşkent ele geçirildikten sonra 1868 yılında Ruslar Semerkant'ı işgal eder. Evet. Semerkant'ın işgal edilmesi demek Zerefşan Nehri evet. hakimiyet altına alır. Buhara'nın su kaynakları kesilir. Yani başkenti aslına bakarsanız Ruslar 1868'de işte o Zirebulak Savaşı'nda Buhara Hanlığı'nı yerle bir etmiştir. Ama malumunuz hocam ne yapmıştır? Vassal devlet konumunda artık bir dönem Buhara emirleri hani ne demiştik? Mangıtlar, evet. Cengizli soyundan gelenleri tahta geçirmek amacıyla han köterirlerdi. Tahta Cengizli soyundan kukla hanlar getirirlerdi. Bu sefer kukla han kendileri oldu. Evet. Artık Petersburg'dan atanıyordu bu hanlar. Yani Çar'ın onayı olmadan Buhara Hanlığı'nda han atanmıyor. Bu çok acı bir durum. Dediğimiz gibi belki birliktelik olabilseydi ama her şey bitmiş durumda hocam. Yani o dönemde yani askeri manada çok kötüler. Hı. Eğitim manasında gerçekten bitmiş. İşte medreseler, hankahlar hocam ahır olarak kullanıldığı dönemlerden bahsediliyor yani. Evet. Neyse, eğitim durmuş. Durmuş. Bu durumda da akli bilimleri de terk etmişler. Hı. Herhangi bir mühendislik gibi şey olayı yok. O dönemde Nikolaev Akademisi'nin müfredatına baktığınız zaman mesela ben işgal çağında o Nikolaev Akademisi'ne dair şey yaptım. Çok güzel çalıştırılabilecek bir konu evet. hocam. Nikolaev Akademisi. İyi bir Rusçası olan bir arkadaş çalışırsa gerçekten muazzam bir şey. Yani ben onu Rusların ilk askeri okulu Nikolaev Akademisi gibi bir küçük bir çalışmada değinmiştim ama yani orada az önce bahsettik hocam yani bir pratik dersi de yapıyor son anda. Ya Skobelev okuldan mezun olmak için çalıştığımız Beli General, Beyaz General dediğimiz Akpaşa Osmanlı arşivlerinde geçen ki 93 Harbi'nin de generalidir bu. Gazi Osman Paşa'yı da esir alan kişidir. Evet. Bir yandan da Türkistan ayağında da o bölgeyi işgal eden kişi. Neman Nehri'ni geçtiği söyleniyor hocam. Aha. Diyor ki Neman Nehri'ni nasıl geçersiniz diye bir soru soruluyor. Kısa yoldan nasıl geçeceğini göstermek için atına atlayıp nehri geçtiğini boylu boyuna nehri geçtiğini söylüyor. Yani tamam. pratik de var. Bu burada yapılan işte maketlerle yapılan bombalamalar her türlü şey yapılıyor. İşte bu akademi varken acaba Türk dünyasında eğitim neden geri gidiyordu? İşte 19. yüzyıl uzun bir yüzyıl ve sıkıntılı bir yüzyıldı. Yani savaş hakikaten yüzyılda. Evet bizim gerçekten 19. Öyle. Yüzyıl yokluk savaş bir taraftan geriye gidiş yani bütün İslam aleminde ve Türklük aleminde de bir inkıta vardı. Fakat ilginç bir şey de şu. 19. yüzyıla Rusya'ya bakın. 1. Aleksandr, 1. Nikola, 2. Aleksandr, 3. Aleksandr ve 2. Nikola. 1917. 1800-1917. Yani Rusya'da da 19. yüzyıl edebiyatına ve sosyal hayata baktığınızda orada da karmaşa başlıyor. Kesinlikle. Yani 1830-1848 devrimlerinin neticelerinde ilk Rusya'daki Çarlığa karşı ayaklanmanın ortaya çıkışı ciddi dekabristler ayaklanması 1825'ten sonra ortaya çıkacaktır. Ve daha sonra bu ayaklanmalar Çar öldürmeye kadar gidecek, Çar suikastine kadar gidecek. Orada da işte bu meşhur Rus edebiyatının ortaya çıkışında o yokluk, yolsuzluk, açlık, işte rüşvet, bütün o hikaye yani o uzun betimlemelerle yapılmış o muhteşem eserlere baktığınızda Rus köylüsünün Rus devletinin ve içerideki sıkıntıları da anlatırlar. 1905'teki o Kanlı Pazar hadisesinde elinde dilekçeden başka bir şey olmayan insanların üzerine ateş edilmiş ve bir devrim gerçekleşmiş. 1905 devrimi gerçekleşiyor. O dönüşüm orada Japonya'ya yenilmesiyle beraber Rusya'nın tekrar bir değişim ve dönüşüm 17'ye kadar geçen süreç başlayacak. Aslında Rusya
insan gücü açısından ve maden ve zenginlik açısından o dönemde işte Erhan Hoca ile konuşurken niye Osmanlı hep yenildi bütün savaşlarda? Çünkü Osmanlı gerilemeye başlamıştı. Rusya ise o dönemde sınırsız insan gücüne ve madene ve sahipti ve yeniden imparatorluk olduğu dönemde Osmanlı'nın tam denge işte bir taraf yükseliyordu ama o da çok uzun sürmedi nihayetinde. Ama eğitimdeki geri kalmışlık Rusya işte ilk düşünün yani 2. Katerina döneminde dünyanın en parlak dönemlerinden birini yaşatıyor Rusya'ya. Ya bu sadece yani resim toplamasıyla, kütüphane kurmasıyla falan değil. Yani öyle merkezler kurduruyor ki dünyayı tanıma adına kurduruyor o merkezleri. Yani bu Petersburg'da ve Moskova merkezli, sonra Kazan merkezli kuruluyor bunlar. Evet. Ve o ekol hala bugün bile devam ediyor aynı şekliyle olmasa bile. Bunlar önemli çalışmalar ve yani düşünün. İşte 88 dil öğretildiği söyleniyor. 88 dil öğretildiği söyleniyor. Bütün yani şivelerine kadar öğretiliyor. Bugün sordum 44 dil öğretiliyormuş hala Moskova'da yani. İşte yani lehçe olarak. Başarı böyle geliyor. Yani tanımayla, yani bütün hikayeyi bilmeyle alakalı. Hocam bu arada seyircilerimizin de merak ettiği konulara zamanımız da kısıtlı. Hemen girmek istiyorum. Turuncu Dergisi'nden Zehra Güveli bizi izliyor. Selamlarımızı iletiyoruz. Bandırma'dan Profesör Doktor Volkan Ekin hocamız bizi izliyor. Ve eşi Sergül Hanım'a selamlarımızı yolluyoruz. Hocam sorularımıza böyle refere ederek ben genel bir çerçevede soru sormak istiyorum. Şimdi bu kadar işgaller, savunmalar, bu coğrafyada bu mücadele sonrasında sizin de deyiminizle ana yurt ve ata yurt arasında manevi köprüler olarak bir diplomasi hareketi görüyoruz. Nedir bu diplomasi hareketi? Tekkeler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Türkistan tekkelerini biraz merak ediyorlar. Neden kuruldu? Nasıl kuruldu? Yani önce Anadolu'nun Türkleşmesi tabii işte Selçuklu dönemi öncesinde gelenler var ama Selçuklu'yla beraber, Alparslan'la beraber bu kesinleşecek ve bir Mirieke Palon'la tapusu alınacak ve daha sonra burası İslami Türkistan mührünün vurulmasıyla beraber bu coğrafyada işte dervişlerin gelmesi, o bölgeden gelen din adamları veya işte o tüccarların gelmesiyle beraber bir kültürel etkileşim de var. Fakat özellikle İstanbul'un fethinden sonra bu değişim bir dönüşme bir şey daha etkileniyor. Çok ilginçtir o. Asrahan'a gelen hacılar Kefe ve Özi'den İstanbul'a geliyorlar. Ve İstanbul'da kalıyorlar. Ve İstanbul'da haccın bir rükünü olarak görüyorlar. Ve bir kaynakta şöyle okudum. Diyor ki eğer daha zahmetsiz olarak başka yollardan Hindistan'a hacca gidiyorlarsa onların haccı yarımdır. Tam olmamıştır. İstanbul'da Halife-i Ruh-i Zemin Efendimiz'i görmeden, cuma selamlığına katılmadan, Eyüp Sultan Hazretleri'nde dua okuyup bir cuma kılmadan, İstanbul'un havasını solumadan gidilen hac tam olarak tamamlanmamıştır yani diyorlar. Yani Türkistan'dan İstanbul'a gelme sebeplerinden bir tanesi. Bir tanesi hac. Hac yolculuğunu İstanbul'a mutlaka çıkarıyorlar ve burada konaklıyorlar. Bu kadar çok Buhara'dan, Hindistan'dan, işte Afganistan'dan, Kaşgar'dan, Türkistan'ın değişik bölgelerinden gelen insanlar İstanbul'a gelince birdenbire mesela bir tanesini bir şeyde resmedilen hikaye var. Sultan Tepesi'nde kıl çadırlarda oturan garip adamlar var, giyimli adamlar var. Bunlar niye buradalar? Gelmişler orada falan diye. Sonra özellikle Nakşibendiliğin Anadolu'ya yayılmasıyla beraber farklı bir hikaye yazılacak ve onların çok fazla etkin olmasından sonra da İstanbul'da tekkeler kurulmaya başlanacak. Fatih sonrasında kurulmaya başlanıyor bu tekkeler. Ve bunlar aslında dini ritüelleri yerine getiren Kur'an, hadis ve sonra mesnevi okumaları yapılan zikirlerin yapıldığı, kendi vazifelerini bir şeyhin talim, olduğu, evet bir talim terbiyenin olduğu disiplinli bir yer. Fakat sosyal ölçüsü de şu, açları doyurmak, çıplakları giydirmek. Yani sosyal bir şey var, yolculara hizmet ediyor.
kim olduğu bu anlamda sosyal statüsü sorulmuyor ama devlet gelenlerin kaydını mutlaka tutuyor. Tekkelerin görevi bu ama aynı zamanda hat, güzel sanatlar, efendim, edebiyat. Yani mesela sadece Özbekler tekkesini alsanız yapılan buluşları, hattı, özel kumaşları, işte efendim 3 beygir gücündeki motor buluşları, yani apayrı bir şey, bir okul gibi çalışan veya diplomatik bir konsolosluk, maslahat güzarlık gibi çalışanlardan tutunuzda bir kültür merkezi aynı zamanda. İlim adamlarının geldiği, eğitimlerin devam ettiği bir yer. Problem olmuş mudur? Problem olmuştur ama genel anlamda baktığınız zaman şimdi devletsiniz, siz asayişi sağlamak zorundasınız ve gelenleri de kontrol etmek zorundasınız ve bir kişi bunun üzerinden bir şehadetname de vermesi lazım ve aradaki istihbaratı da sağlaması lazım. Kaşgar'dan, İstanbul'dan, Kudüs'ten Hicaz'a kadar bütün hattı elinizde bulunduracak bir kuruma ihtiyacınız var. Ve o bölgedeki bilgileri alıyorsunuz. Hatta o bölgeye işte mesela Şeyh Süleyman'ı padişah Buhara'ya, Hindistan'a, Asya'ya kadar gönderiyor. Ve 2 yıla yakın o bölgede tutuyor. Osmanlı'nın lehine propaganda yaptırıyor. Ve ondan geldiğinde de ciddi bir rapor alıyor neler yapılabilir diye. Ve bu aynı adamı, Şeyh Süleyman'ı, kitap yapacağız inşallah, Macaristan'a gönderiyor. Bir heyet halinde ve heyetin başı olarak gönderiyor. Sonra Cidde'ye gönderiyor. Ve bu adam, Şeyh Süleyman... Şeyh Süleyman neler yapıyor hocam? Şeyh Süleyman çok ilginç bir adam. Bir deyimiyle... Sıradışı bir karakter. Çok sıradışı bir adam. Bir şey aslında... 1800'lü yıllarda işte hem Abdülaziz hem de 2. Abdülhamit döneminde İstanbul'da ve bugünkü Sultanahmet'teki tekkenin şeyhi, şeyhliğe de müracaat edip atanıyor. Lagart'ın bir sözü var. Lagart diyor ki İngiliz Başkonsolosu İstanbul'da yazdığı raporda diyor ki bu şeyh bizi kandırıyor. Verdiği bilgilerin bir kısmı eksik ama parayı verelim mi vermeyelim mi? Çünkü şeyhe sürekli para veriyor ve bilgi alıyor. Aynı zamanda Ruslar İstanbul'la ilgili, Babali ile ilgili bilgi alıyorlar. Fakat şey 2. Abdülhamit'inden habersiz nefes almıyor. Böyle bir adam. Şeyh Süleyman bütün diplomatik misyonu ve padişah adına hareket ediyor. Şimdi şeyini bulduk, terkenesini bulduk. Kendisini öldükten sonraki şimdi kitap haline getiriyoruz ve Çağatayca ve Osmanlı Türkçesi lügatını yazan adam onlarca kitap bastırıyor, matbaa işine giriyor. Yani sıra dışı bir hikayesi de var bu tekkelerin. Aynı zamanda devlet asayiş içerisinde yardımcı oluyor. Türkistan'dan gelen insanların kayıtları tutuluyor. Şöyle düşünün, savaş oldu, isyan oldu. Ya da göç oldu, ya da haç için gelindi, ya da ticaret için gelindi, ya da eğitim için gelindi. İnsanlar gelecekler, nerede kalacaklar? Yemek yiyecekler, ihtiyaçları var, kalacakları yer var. Bunlar sosyal bir ihtiyaç. 300'e yakın 19. yüzyılda İstanbul'da böyle tekkeler var. Bunların 55-56 tanesi o dönem içerisinde Nakşi Tekkesi. Biz özellikle Nakşi Tekkeler üzerine çalıştık. Bunun üzerinden bu devlet kontrolünü de sağlıyor. Sonra meclis meşayih kuracak ama o döneme kadar yaptığı şeyde Türkistan coğrafyasıyla alakalı bir dille ilgili, kültürle ilgili, işte yemekle ilgili ve o insanlar arası birbirlerini tanımayla alakalı bura merkezi, İstanbul merkezi, Bursa'da da işte Antakya'da da işte Kudüs'te de Şam'da da birçok yerde yine bu tekkeler açılacak. Bunların özellikleri var. Ama Türkistan tekkeleri dediğimiz bölge kendisini mesela Özbekler tekkesi var. Ya yani bir Özbek'in gelip işte ama bunların da özellikle birkaçı hariç büyük bir kısmı şehrin dışında kurulmuş. İşte Kalenderhane dediğimiz Eyüp'te kurulanlar ve İstanbul şeyde Üsküdar'da kurulanlar var. Orada bir durduruyorlar. Kimsiniz diye kayda giriyor. Devlet bunlardan haberdar. Niye geldiler? Kim geldi? Nereye gidecek? Kalabilir mi? Bunların işte mürur tezkeresi dediğimiz zamanla alakalı bugünkü pasaport gibi bilgileri var. Devlet aslında her şeyi kontrol ediyor o dönem içerisinde. Gelen ve gideni, kim geldi ve kim gitti. Ama bunların içerisinde gerçekten ihtiyacı olanları da orada bağışlarla, devletin yardımıyla ya da biraz önce söylediğiniz gibi kendi içerisinde tekkenin yaptığı faaliyetlerle sağlıyorlar. Hem bir güvenlik unsuru, hem bir diplomatik hareket, hem bir
kültürel hareket. Dinin de yaşandığı, cezbeli dinin yaşandığı. Hatta o kadar ki yani mesela biz biliyoruz Nakşiler hafi zikir yaparlar. Birçok Nakşi tekkesinde cehri zikir yapılıyor. Hmm. Ve birbirine de yakınlaştırılmış oluyor bu anlamda. Bu bir taraftan eğitim devam ediyor. Öbür taraftan da insanlar kendi manevi gelişimlerini de bu tekkelerde sağlıyorlar. Ama bir şeyh aracılığıyla da devlet o tekkeyi, o grubu, o insanları da bu anlamda yönetmiş oluyor. Böyle bir katkısı da var ayrıca İstanbul'daki tekkeler. Murat Hocam'ın çok notu var. Eklemek istedikleriniz var hocam. Notlara hocam. Büyük bir ihtimalle zamanımız yetmeyebilir de ben hocama ek olarak şunu belirtmek istiyorum. Çünkü İslam halifesi değil mi? Osmanlı Devleti'nin padişahı İslam halifesi ve biz işte Osmanlı arşiv vesikalarından da baktığımız üzere İslam'ın güneşi. Yani o dönem mesela seyyah gidiyor, Rus seyyah. Bir harita görüyor. Haritada İstanbul'un üzerinde güneş var. Ve soruyor emire, Buhar emirine. Neden güneş var diyor. Bizim diyor güneşimiz İstanbul'dadır diyor. Dolaylı olarak İslam bakımından halifeye bağlılar. Gerçekten hani yazışmalarında bunu çok net bir şekilde görüyoruz. İşte sizin kapı kullarınızız diyor. Yani biz doğudaki sınırlarınızın koruyucularıyız diyor. Bu hususta alt taraftaki Safevi tehlikesine bir parantez açmak istiyorum ben. Evet, halifeyi görmek bunların birincil amaçları. Ancak Horasan'ın Şia oldukları için ecnebi olarak adlandırdıkları Safevilerin, diğer bir Türklerin elinde olduğu için Horasan yolunu tercih etmiyorlar. Evet. Yani Muhammed Şibani Han'la 1510 yılında Şah İsmail'in yaptığı mücadelenin ana temelinde yine Horasan mücadelesi var. Evet. Şimdi bakınız bunlar Kızılbaş olarak başlarına taktıkları Kızılbörklerle Kızılbaş olarak adlandırılıyor. Bir yandan da Nakşibendiliğin ciddi savunucusu olan Muhammed Şibani Han yeşil bir sarık takıyor. Bunlar da Yeşilbaş olarak adlandırılıyor. Evet. İşte iki Türk devletinin temelindeki mücadele her ne kadar Erk mücadelesi olsa da bir yanda mezhepsel bir çatışmayı görüyoruz biz. Diyor ki Muhammed Şibani Han, ben Horasan'ı da alıp Kabe'ye giden bütün yolları elime geçireceğim. Şah İsmail'in yazdığı mektup çok enteresan. Biz de Müslümanız. Aynı Allah'a inanıyoruz. Hac güzergahınızda biz size yardımcı oluruz diyor. Sen diyor Müslüman değilsin diyor. Şia inancına sahip olduğu için. Doğal olarak burada Horasan üzerinde Safeviler bulunduğu için her zaman işte İstanbul üzerinden Konya, o alttan da artık Mekke kısmına gidip hac vazifelerini yerine getiriyorlar. Şimdi bu devletlerin Türkistan Hanlıklarının kuruluşunda özellikle Timurların son döneminde Hoca Ubeydullah Ahrar'ın çok büyük etkisi var. İşte bu Yesevilik yerini Nakşibendiliğe bırakıyor. Nakşibendiliğin bütün müritleri hocamın dediği gibi hem Türkiye'deki Anadolu'daki işte yayılma Yesevilikle beraber başlamışken Nakşibendilikle devam eden bir süreç söz konusu. Burada mesela Ubeydullah Han'ın ismi Hoca Ubeydullah Ahrar'dan dolayı verilmiştir. Evet. Ubeydullah Han da Özbek Hanlığını Safevi tehlikesinden işte arındırıp tekrardan Şibani Han'dan sonra Özbekleri bir arada tutan Han'dır. Yani şunu demek istiyorum. Hanlar daima Nakşibendi liderleriyle beraber. Sonra Cübari Hanları değil mi hocam? Evet. Buradaki Hanlarla beraber. Cübari şeyhleri çok özür diliyorum. Bunlar Hanlarla beraber. Hanlar bir nevi Cengiz ananesinden kurtulmak için de aslına bakarsanız bu Nakşibendi liderlerine sığınıyorlar. Son dönemlerde de mesela Cengiz'den sığınmak için Seyitliğe sığınıyorlar O dönemde buradaki Nakşibendilik, buradaki işte Yesevilik, Kübrevilik gibi tarikatların çok yoğun bir şekilde hissediliyor oluşu. Aslına bakarsanız bu Hanların, Bahattin Nakşibendi'nin müritleriyle beraber işte Kasane değil mi hocam? Kasanelik. Burada çok ciddi dini hareketler söz konusu. Ve devletlerin de aslında mücadelesinin alt temelinde de mezhepsel çatışmayı iki Türk devleti arasında meydana getiriyor. Sonrasında hocamın dediği gibi işte burada Anadolu'yla Türkistan arasında kültürel kodların taşındığı güzel bir yol. Değil yol mi? Oluyor ve Anadolu'ya taşıyorlar yani. Taşınıyor. O güzellikleri taşıyorlar ve çok sayıda ilim adamı ve güzel insan bir şekliyle İstanbul'a katkıda. Ali Kuşçu oradan. Ali Kuşçu da en güzel örneklerinden bir tanesi. Sonra bu özellikle Halidi kolu çok yayılacak Anadolu'da 1850'lerden sonra. Nakşiliğin tabii bu Safevilik'te çok benim notlarda da vardı o. Safevi tehlikesinden dolayı Nakşilik o bölgeye inmeden direkt Anadolu'ya hızlıca yayılıyor.
ve Anadolu'daki geleneğin, Nakşibendi'nin şöyle bir şeyi var. Otoriteyle çok iyi geçiniyor. Kesinlikle. Ve Allah çok iyiler. Yani zatı zahir ve batın ayrımını iyi yapıyorlar ve halkla iç içe olmayı önemsiyorlar. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde Osmanlı'nın bu dönemde birçok önemli yerinde de bu Nakşi tekkelerinin özellikle Bektaşilik'le ilgili problemden sonra gelen elçiler de hocam mesela Muhammed Parsa. Hocam bitirmek zorundayım, son cümlenizi alayım. Tamam, bu kadar. Çünkü o konu çok derin, evet, bir yere gidecek, o yüzden bölmek zorunda kaldım. Başka bir program için İnşallah. Sözümü Sadece almış olayım. Belki bir cümle söyleyelim. Özbekler tekkesinin milli mücadeledeki önemini ve katkısını mutlaka bilmek zorundayız. Okusak, evet. Lütfen orada o var. Son kısımda var. Kitabınız son kısımdan yani, mutlaka okuyunuz efendim. Adapazarı İstanbul hattını kuran ve Anadolu'ya insan ve cephane götüren Özbekler tekkesidir efendim. Milli mücadeleye katkı sağlayan. Hocalarım çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Çok güzel bir program Şeref oldu gerçekten. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, dimağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli tarihseverler, bu hafta Türkistan ve Kafkasya coğrafyasının köklü tarihine daldık ve geçmişten günümüze uzanan önemli olayları tartışmaya çalıştık kıymetli hocalarımla beraber. Programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta an ve zamanda tekrar birlikte olacağız. İyi geceler diliyorum.